iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 7 Kasım 2024 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Elbette maçları konuşacağız. Dün temsilcimiz Beşiktaş Malmö'yü ağırladı saat 18.30'da başlayan karşılaşmada ve sahadan da 2-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi Beşiktaş. İlk yarıda çok zorlandı ve rakip Malmö daha etkin olan taraftı. Beşiktaş topa sahip olsa da rakip yarı sahada pozisyon üretmede bir hayli zorlandı ama ikinci yarı topu zaman zaman Malmö'ye vermesi biraz daha avantajını oldu. İkinci yarı Malmö daha da net pozisyonlara girdi aslında ama Beşiktaş da hücumda boşluklar buldu ve onlardan birinde 76'da Ernest Muçi ile de 1-0 öne geçmesini bildi. 85'te de bu sefer sahnede Semih Kılıçsoy vardı, aslında golü tek başına yarattı diyebiliriz. Emirhan'ın uzun pasında sırtı dönük önce topu kontrol etti, devamında da rakiplerine geçti. Aslında pas açısı vardı, pas verebilirdi fakat şut çekmeyi tercih etti ve köşeye bıraktı topu. Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Son bölümde de Rieks'in golü maçın skorunu belirledi. 2-1 Beşiktaş kazanmasını bildi. Dördüncü maçında ikinci galibiyeti oldu Beşiktaş'ın ve üst üste kayıplar yaşamıştı ligde Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında. O maçları da bir anlamda telafi etmiş oldu. Skor olarak, oyun olarak da aslında istek olarak da yine bence iyi seviyedeydi ama bu karşılaşmada bir hayli pozisyonda verdi rakibine. Maçın analizini birazdan Ali abiyle yapacağız ki o da maçı statta takip etti. Ve Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları sona erdi. Dün 9 maç oynandı ve gecenin en gollü maçında Barcelona Kızılyıldız deplasmanda 5-2 mağlup etmesini bildi. Lewandowski'nin 2 golü vardı. Rafinha yine 1 gol attı. Kunde de takımın sağ beki 3 asistle karşılaşmaya damgasını vurdu. Inter Arsenal mücadelesi, ben o maçın ilk yarısını takip ettim. Inter milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle maçı 1-0 kazanmayı başardı. PSG Atletico Madrid maçında Atletico'nun son bölümde bulduğu golle 2-1 kazandığını söyleyelim. Bayern Münih Benfica karşılaşması Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Kerem Aktürkoğlu 56 dakika sahada kaldı. Orkun da yine 79 dakika sahada kaldı ama Benfica hücumda baktığımda bir hayli zorlanmış. Tek taraflı bir karşılaşma olmuş. Bayern de Muziano'nun golüyle kazanmayı başardı. Stuttgart 0, Atalanta 2, Sparta Prag 1, Brest 2 ki Brest de Şampiyonlar Ligi sezonuna adeta gövde gösterisi yaparak başladı. 4. maçında 10. puanını topladı. Feyenoord 1, Salzburg 3, Shakhtar Donetsk 2, Young Boys 1 ve Kulüp Brugge 1, Aston Villa 0. Bu karşılaşma da enteresan oldu 20.45 seansında. Maçın tek golü penaltıdan geldi ve penaltının oluşumu da Avrupa çapında da konuşuldu. Bizde de haliyle konuşuldu. Birazdan onun detayını da sizlere aktarırım. Ve bugün günlerden tabii Avrupa Ligi ve Konferans Ligi günü saat 20.45'te Galatasaray Tottenham'ı ağırlayacak. Dün basın toplantıları yapıldı. Kafirler geldi. 23'te de AZ Alkmaar Fenerbahçe ve Kopenhag Başakşehir karşılaşmaları var. Bizi ilgilendiren müsabakalar bunlar. Onun haricinde iddia bölümünde diğer öne çıkan karşılaşmaları da konuşacağız. Peki bunlar haricinde gündemimizde neler var? Aslında akşam saatlerinde Acun Ilıcalı'nın bir tweetiyle farklı bir gündem oluştu. Dedi ki Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında bu sezon her iki takımın maçlarında yaşanan tartışmalı pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardık dedi Acun Ilıcalı. Çok net bir ifade kullandı. Fakat devamında İbrahim Hatipoğlu Acun Ilıcalı'yı yalanladı. Şaşkınlıkla okudum bu açıklamayı dedi ve görüşmeler olduğunu kabul etse de ortada
bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir dedi. Devamında Acun Ilıcan'ın gece bir cevabı oldu. Belki bugün Galatasaray tekrar cevap verecek ama orada da yine iki kulüp anlaşabilmiş değil. Gerçekten enteresan. Bu konuda da birbirlerini nasıl suçlayabiliyorlar? Hani bir taraftan bir taraf belli ki burada doğruyu söylemiyor ama onun hangisi bilmemiz mümkün değil. Bugün Acun Ilıcalı da Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulunacakmış konuyla ilgili olarak. Bakalım. Onu da takip edeceğiz. Onun haricinde Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi ki enteresan bir gelişmeydi aslında. Kasımpaşa en son Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Sezona da yani öyle kötü başladıkları söylenemez ama Sami Uğurlu'yla yollar ayrıldı. O da Alanya Spor'un başına geçecekmiş. Günün önemli gelişmelerinden birisi bu. Diğeri de Trabzonspor'da Vakeme'nin sakatlık haberi. Oyuncu bu hafta sonu Rizespor maçında da forma giyemeyecek. Diyelim 7.07 saatlerimiz, aramıza gidelim. Aradan sonra da Beşiktaş Malmö maçıyla başlayalım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.16 saatlerimiz, Beşiktaş Malmö maçını yorumlamaya başlayalım. Beşiktaş açısından aslında kötü bir ilk yarı oynandı dünkü karşılaşmada. Ev sahibi olmasına rağmen Beşiktaş pozisyon üretmekte zorlandığı bir ilk yarıyı geride bırakmıştı aslında. İstek olarak, baskı olarak bence gayet iyiydi. Avrupa maçlarında Beşiktaş belli bir standardın üzerinde performans gösteriyor bu anlamda fiziki olarak. Kasımpaşa maçında göremediğimiz o fiziki kaliteyi, isteği, konsantrasyonu dünkü maç özelinde gördüğümüzü düşünüyorum. Önde iyi bastı Beşiktaş ama pozisyon üretmekte, yaratmakta bir hayli zorlandı. Yani iki şutla bitirdi Beşiktaş ilk yarı. Bir tanesi Muçi'nin sol ayakta uzaktan vurduğu şut ki XG'si herhalde çok çok düşüktür. Diğeri de Semih'in ceza sahası içinde bloklanan bir şutu var. Koskoca ilk yarıda Beşiktaş'ın hani şuta dönüşen pozisyonları, bu şuta dönüşmeyen var mı dersen bilmiyorum, çok pozisyon hatırlamıyorum. Top Beşiktaş'taydı ağırlıklı ama öyle hücumda ekstra bir şey görmedik. Semih'in zorlamalarını gördük. Rafa'nın yine pas hatalarını gördük ki hani bir şeyler üretmek için de risk aldı ama olmadı. Kalesinde de net bir pozisyon verdi Beşiktaş. Mert'in kurtardığı Telin'in herhalde şutunda o pozisyona verdi ve daha etkili gözüken, yani bir taraf gol atacaksa sanki o Malmö olacak gibi bir ilk yarı ben izlediğimizi düşünüyorum. Sol taraftan özellikle Malmö çok top getirdi. Sol kanadı Bolin'i sürekli gördük. Ama ikinci yarı bilmiyorum nasıl olduysa maç daha tempolu, daha pozisyonlu bir hale dönüştü. Yani Malmö de çok daha net pozisyonlar buldu. Çok rahat girdi ceza sahasına. Beşiktaş da bu sefer kontradan diyebileceğimiz pozisyonlar buldu. Ve aslında bir set oyunuyla da çok basit. Sen de az önce galiba tekrarını da izledin. Hı hı. Pozisyonu özette hani izledikten sonra. Hani herkes yerli yerinde. Fakat işte Svensson'un bir merkeze gelmesi, bir koşu yapması Beşiktaş'a golü getirdi. Keşke hani daha önce organizasyonu yapabilseydi Beşiktaş'ta, dedirtti madem hani olabiliyor. Yani Beşiktaş açısından tabii üst üste iki mağlubiyet. Bir tanesi çok kötü oynanmış bir maç. Ondan sonra bir Avrupa Kupası karşılaşması. Burada olası bir kötü sonuç, ki kötü sonuca beraberliği de eklemek lazım. Bayağı işleri zorlaştıracaktı. Oyuncular için zorlaştıracaktı. Özgüven açısından taraftar zaten böyle arada derede. Hani bu takıma güveneyim mi güvenmeyeyim mi tam emin değil. Taraftar da onu anlayabiliyorsun. Bunun yanında bir de teknik direktör için tabii üst üste 3 mağlubiyet çok sıkıntı verebilirdi. Peki iyi başlamadı Beşiktaş saha içi organizasyonu olarak. İlk yarı bittiğinde işte biz yukarıda radyo trafikten Kerim'le beraberdik maçta. Ben Kerim'e dedim ki şut var mı? Galiba bir tane var dedi. Ondan sonra baktık, kontrol ettik. İşte senin söylediğin Muçi'nin şutu 0.04 gol beklentisi. İlk yarıda Beşiktaş'ın evet, iki şuttan bir iç sahada. Yani öteki şutu hatırlamadık bile. İşte o da Semih'in sağ çaprazdan böyle zorlayıp çektiği, sonra taca mı gitti bir şey oldu pozisyonu. Yani neden? Bir kere kanattaki oyuncuların profili hani tehlike yaratabilecek bir profil olmuyor ne yazık ki Beşiktaş'ta. Yani Muçi
Kanatta bayağı ürkek. Sürekli duvara çarpıp geri dönüyor gibi. Evet, Uçi. Topla da ürkek. Çalım atmaya çalışıyor, genelde atamıyor. Pas vermeye çalıştığı zaman hatalar yapıyor. İkinci yarıda dikkat ederseniz Beşiktaş dikine gittiğinde Rafa ile bir bölümde 2-3 tane böyle rakibin sırtına koşu yaparak direkt gene merkezden delerek tehlike buldu. Ama o pozisyonlardan sonra da doğal olarak Rafa'da bir fiziksel düşüş oldu. Rafa çünkü bence sakatlandı ya. Sakatlandı gibi hissettim ben. Yani bir ara öyle oldu ama devam sonra etti. Devam etti, sonra çıkardı. Devam etti ama oradaki o fiziksel zorlama da hani bir yere kadar gidebilir. Çünkü Rafa geri geliyor, topu alıp 30-35 metre topla beraber depar atıyor. Bunu 2-3 kere yaptı. Aynen. Ne kadar yapacak Rafa da onu. Ama temel problem Beşiktaş'ın şu an kanatsız bir takım olması. Yani kanatlarının zorlama olarak devam etmesi. Hatta bunu şöyle de açıklayabiliriz. Yani ikinci yarıda Raşitsa girdikten sonra, ki hani Raşitsa'yı tartışabilirsin, çok beğenen var, beğenmeyen var, benim gibi arada derede kalan var. Ama o girdikten sonra bile hemen farkı ortaya çıktı. Yani kanat oyuncusu çizgiye yakın, bek oyuncusu içeri giriyor. Bek oyuncusu içeri girdiği zaman onu takip etmesi gereken Malmö'lü oyuncu takip etmiyor. O siyahi oyuncu genç. Tahali. Ondan sonra Svensson'un koşusuna Raşitsa'nın pası, Svensson'un paralel ortası, arka direkte boş oyuncu ve gol. Aslında gol atmak ne kadar basit dedirtiyor. Çok basit gözüktü. Ben de yani tekrarını izledim ben de. Çok basit yani. Ama işte hiç öyle olmuyor gibi sahada. Çünkü bunu yapabildiğin sürece basit oluyor. İşte Cruyff'un sözü hemen akla geliyor o zaman. Futbol basit oyun ama zor olan o basitliği oynayabilmek, onu yapabilmek. İşte Beşiktaş bunu bir türlü yapamadı. Malmö'de biraz çekingen başladı karşılaşmaya. Ama dakika ilerledikçe onlar da biraz daha cesur bir şekilde Beşiktaş'ın üzerine gittiler. Malmö'deki temel sıkıntı da onlar da mükemmel gol atmaya çalışan bir takım gibi gözüktüler. Yani sanki topla kaleye girme niyetleri var gibi. Bütün pozisyonlarda şut çekmek yerine onlar da merkezden bayağı bir delmeye çalıştılar. Genelde de kötü de yapmadılar o işi ama hani topla da kaleye girmek futbolda öyle çok kolay yapabileceğiniz bir iş değil. Ama işte onların hani genel anlamda ben bir tık zayıf gördüm mesela Malmö'yü. İşte Molde'ye göre, Bodo'ya göre biraz daha bir tık daha zayıf bir takım olarak gördüm. Ama zayıf hali istatistiklere nasıl yansıdığını gördün mü? Rakip ceza sahasında 33 kez topla buluşmuşlar. 2-31 gol beklentisi üretmişler. 16 şut gönderip 8 isabet bulmuşlar karşılaşmada. Yani burada tabii gol beklentisi işte bu ilk yarıda mesela onun gol beklentisi olarak 0.64 benim. 0.64'ün 0.04'e 0.64. 0.64'ün çok büyük bir bölümü o Mert'in karşı karşıya kaldığı pozisyondur. Altı pasın içinde kalenin tam karşısında vuruldu ya o top. Hı-hı. Onun çok çok büyük bir bölümü oradandır ilk yarıdaki. İkinci yarıda da gene öyle bir iki tane pozisyon var. Mesela Svensson'un müdahalesi. O şuta dönüşmedi mesela. O şuta dönüşmedi. Dönüşse ama mesela o gol yani aslında yani. Normalde. O gol pozisyonu. Onun gibi bir iki tane daha var böyle kale dibine kadar indikleri. Beşiktaş'ta şimdi kanat olmadığı zaman mecbur merkeze dönüyorsun. Merkeze döndüğünde işte Endur, Getson, Rafa mutlaka bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hatta işte orada João Mário'yu da eklemek lazım ama genel olarak İşte topun ve oyunun hızı yavaş. Topun ve oyunun hızı yavaş olunca yani o pası hızlandırmadığınız sürece rakiplerin dengesini bozmak kolay değil. Ağır hareket ediyor Beşiktaşlı oyuncular. İşte mesela Getson dün öyle çok da fazla dikine koşu yapmadı. Rafa kadar yapmadı. Çok böyle bazı oyuncuların da eline ayağına baktığında yani takım olarak değil de bireysel performans beklentisi olduğunda ortaya böyle karşılaşmalar çıkıyor. Ama işte bir organizasyon, bir atak, ondan sonra Semih'in tamamen bireysel becerisiyle attığı bir gol Beşiktaş'a maçı kazandırdı. Çok kritik galibiyet Beşiktaş açısından. Sadece özgüven değil, Avrupa Ligi'nde de durumu iyi hale getirdi Beşiktaş. Şimdi Maccabi maçını da kazanabilirse 9 puanla iyice iyi bir duruma gelecek. Ondan sonrası işte Bodo, Bilbao, Twente değil mi? Beşiktaş'ın. Öyle olması lazım. Bodo deplasmanı, Bilbao içeride ve işte Alkmaar
Twente ya da Akmar. Twente ile bitirecek Beşiktaş. Artık o 3 karşılaşmada bilmiyorum kaç puan çıkar ama yani bu galibiyet önemliydi. Üstüne bir de Maccabi galibiyeti gelebilirse Beşiktaş ilk 24'te kalır diye düşünüyorum. Yani o 3 karşılaşmada bir galibiyet ya da 2 puan Beşiktaş'a yeterli olabilir. Tahminim o yönde. Ama biraz tabii bekleyip görmek lazım diğer takımların alacağı sonuçlara göre. Neticesinde Al-Musrati ve Raşitsa girdikten sonra biraz oyunun Beşiktaş lehine döndüğünü gördük. Al-Musrati'nin mesela bir iki tane iyi pası vardı bu kez. Uzun pası. Sağ tarafa güzel uzun bir pas verdi Raşitsa'ya. Bir tane dikine top oynadı oyunu hızlandırma açısından. Kısaca işte Paulista'nın dönüşü ki o da sakatlanmış. Onun durumu ne açıklandı mı? Yoruldum dedi maç sonu röportajında. Biraz yorgunluk var dedi. Öyle çok büyük bir şey yok herhalde. Yani fiziksel olarak zorlandığı için çıktı. Genel olarak Beşiktaş çok mu iyi dersen hayır. Ama Beşiktaşlı oyuncuların bir tepki gösterme niyeti. Bunlar geçen sene pek takımda olmayan şeylerdi. Yani Beşiktaş kötü gitti mi çok kötü gidiyordu. Şimdi arada problemler yaşıyor Beşiktaş. İşte oyunu düşüyor. Skor olarak istediklerini alamıyor ama bir tepki verme, bir hani mücadele ruhu var. O bence olumlu. Feyyaz Uçar'ın maç sonu söyledikleri bence Beşiktaş taraftarlar tarafından çok dikkatle takip edilmeli. Yani bir anda mucize beklemeyin. Aslında bunu Van Bronckhorst da söylemişti. Biraz Beşiktaşlı taraftarlara bunu da anlatmak lazım. Yani bu takım işte gönderilen oyuncu sayısı, gelen oyuncu sayısı, şu anki mevcut kadro derinliği, bunlar bazı problemler olduğu ortada. Ama tek transfer dönemiyle bir anda çok başka bir takım haline getiremezseniz, mevcut başka problemler de varken ekonomi gibi. Dolayısıyla Beşiktaş, ben hep söylüyorum yani gelişmeye çalışan bir takım. Eğer zaman verilirse de başarılı olacağını düşünüyorum. Dün Semih'in de hani maç içerisinde tabii ki hataları oldu ama o da çok büyük bir mücadele ortaya koydu. Hatta yani taraftar ilk yarıda pek maçın içine giremedi. Onu da net şekilde söyleyeyim. Çünkü daha önceden de dile getirmiştim. Şimdi Beşiktaş'ta kale arkasıyla işte İnönü Stadı'nı bilenler için söyleyeyim. Yeni açık olarak tabir ettiğin eski şeyle anlatımla yeni açık ve kapalı arasında iki tane taraftar grubu var. İkisi de takımı destekliyor ama ayrı telden çalıyorlar. Hatta aynı anda başka tezahüratları yapıyorlar. Çok maçın içine sokamadı Beşiktaş taraftarını. Yani eskiden Beşiktaş taraftarı kötü oynayan takımı silkeleyip takımı maçın içine sokabilirdi. O artık çok eskide kaldı Beşiktaş için. Şu anki Beşiktaş'ın gerçeği takımın iyi oynayıp taraftarı maçın içine sokması. Artık bunda eminim ben. Hani bunun değişeceğini de düşünmüyorum. O yüzden de hani taraftarın takım kötüyken takımı kaldırması çok kolay bir iş değil artık günümüzde. Ama takım taraftarı maçın içine sokabiliyor. İlk yarıda da mesela Semih'in sağ taraftan gidip inatla sürdürdüğü pozisyonla taraftar bir böyle bir kendine geldi, bir maçın içine girmeye çalıştı. Onun dışında ikinci yarıda biraz daha tabii maçın içindeydi. İkinci yarıda Malmö'nün arka tarafında verdiği boşlukları Beşiktaş'ın doldurması, Malmö'yü geri koşturması işte biraz daha böyle Beşiktaş'ın hani dişini gösterdiği bölümler oldu. Çünkü ilk yarıda neredeyse bunu hiç yapamadı Beşiktaş. Hani sete oynarken üretemedi. Malmö oynarken de kontra yapamadı Beşiktaş. Ama ikinci yarıda işler biraz değişti. İşte oyuncu değişiklikleriyle beraber bir tık daha yükseldi Beşiktaş ve çok kritik bir galibiyet aldı. İkinci yarı oyun değişti Beşiktaş adına. Dediğin gibi daha çok pozisyon buldu ama o bölümde de yani 61-62'ye kadar olan bölümde de benim hatırladığım 3 tane net pozisyonda verdi. Yani orada Beşiktaş 1-0 geriye düşebilirdi. İşte Mert'in kritik bir karşı karşıya kurtarışı var. Öncesinde Masuaku'nun çıkardığı bir top var. Devamında Mert kurtarışı yapıyor. İşte Svensson'un araya girdiği pozisyon. Yani Beşiktaş ilk yarı sette ne kadar üretemediyse Malmö'de sette o kadar rahattı. Bence ilk 15-18 dakikalık bölümde ikinci yarının başında. Yani orada gol yiyebilirdi Beşiktaş rahatlıkla. Yani, yemeyince de maçta kaldı. Buna itiraz edilecek bir şey yok. Gol yiyebilir miydi? Yiyebilirdi tabii ki. Zaten genel olarak
Beşiktaş savunmada kaldığında bu işi kotarabilen bir takım değil. Bir de işte böyle hareketli ve sürekli çok adamla gelmeye çalışan takımlar karşısında daha da zorlanıyorsun. Ama bir şekilde o bölümü atlatınca işte dediğin gibi maçın içinde kaldı ve maçı da çevirmeyi başardı. Hani çok çok böyle tek taraflı, bir anda böyle rakibi tamamen kapatacak, çok yüksek tempoya çıkacak, bununla beraber işte golleri atacak bir takım beklentisi de dünkü maç öncesi biraz hayal olurdu. Hani şöyle bir Beşiktaş'ın son dönem oynadığı karşılaşmalara bak, kazansa kaybetse dahi oyunda zaten belli sıkıntılar var Beşiktaş'ta. İşin biz genelde tabii hücum tarafını konuşuyoruz ama savunmada da Beşiktaş zaten Lyon'a da çok pozisyon verdi. Galatasaray'a pozisyon verdi, mağlup oldu. Konya Spor maçında iyi değildi. Hani Konya Spor da iyi değildi ama Beşiktaş da iyi değildi. O maç kazanıldı. İşte Kasımpaşa maçı 45 dakikada 3 gol yedi Beşiktaş. Hani zaten bu problemler var. İşte oradaki şeyi iyi analiz edip Beşiktaş camiası, yani takımın mevcut durumunu iyi analiz edip ona göre beklentileri ayarlarsa bu takımlar olabilir diye düşünüyorum ben. Bu takım daha iyiye gider diye düşünüyorum. Ama işte asıl olan o aradaki kötü sonuçların ardından böyle bir maç oynayabilmek. Şimdi böyle bir maç oynayabilmek iyi. Geçen sene bunu yapamazdı Beşiktaş. Yani geçen seneki Beşiktaş'ı Malmö karşısına koy, 3-0 falan biterdi maç. Hani aynı şeyde düşün, şartlarda düşün. İki maç kaybetmiş, kendi stadına dönmüş. Malmö ile oynuyor, 3-0 biterdi. Ondan sonra gene yer yerinden oynar. İşte bu takım en azından bu direnci gösteriyor. Yani o mücadeleyi verdiği zaman bir yerde karşılığını alıyor. Bazen alamıyor. İşte bu nasıl olur? Yavaş yavaş oyunun da gelişmesini beklersin Beşiktaş'ta. Belki ara transferde bir iki takviye gelir. Bir tık daha takım yükselebilir. Genel olarak Beşiktaş'taki durum bu bence. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. ...7.37 saatlerimiz Beşiktaş Malmö maçını konuşuyordu. Genel hatlarıyla maçtan bahsettik. Tabii bireysel performanslar da dün ön plandaydı. Özellikle Svensson. Son lig karşılaşmasında Onur Bulut ilk 11'de tercih edilmiş. Svensson dinlendirilmişti ve o dinlendirilmenin de geri dönüşünü bu karşılaşmada aldı sanki Beşiktaş. Acayip bir karşılaşma oynadı. Kariyer maçlarından biriydi büyük ihtimalle Svensson'un. İşin savunma kısmında çok iyiydi ki karşısında da çok hareketli bir oyuncu vardı Svensson'un. Bolin, genç oyuncu, karşılaşma boyunca o tarafı kullandı neredeyse. Malmö hiç sağ kanadını kullanmayı tercih etmediler. O da bana enteresan geldi. Yani Masuaku var bir tarafta, diğer tarafta Svensson. Sürekli Svensson'un olduğu bölgeyi... Bu nasıl maç analizi kullandı kardeşim diyorsun? Biraz öyle değil mi ama? Yani Masuaku Beşiktaş savunma hattının en zayıf halkası gözüken, onun kullanmak yerine orada oynayan oyuncu Christiansen de sürekli merkez depresi oldu. Hani João Mario gibi. Kanat ama kağıt üzerinde realitede kanat değil. Bayağı merkeze geldi. Sürekli merkezde ve soldan gelişti ataklar. Svensson da belki de bu sayede biraz da maçın adamı oldu ve üzerine tabii asisti yapmasa da bence yine maçın en iyisiydi. Bir de asisti de yapınca ilk golde zaten tartışmasız karşılaşmanın oyuncusu oldu diye düşünüyorum. Gerçekten iyi bir günündeydi Svensson. Maç sonu Van Bronckhorst TRT'nin yayınına geldi saha içindeki. Orada şöyle dedi. Yani devrede, ilk devrede biraz daha bekler, hücuma katkı verebilirdi. Devre arasında bunu konuştuk dedi ve golde de Svensson'un öne çıktığını gördük. İlk yarı Svensson da Muçi'ye çok fazla destek vermedi. Belki de Bolin'in etkinliğinden dolayı. Ama ne zaman ki Tahali girdi, ki normalde maç öncesi seninle konuşurken çok etkili bir oyuncu falan diyorduk ama o girdikten sonra Svensson da daha rahat ön tarafa çıktı ve çıktığında da asisti yapmayı başardı. Mesela orada da şunu düşündüm. Hani Rashica girdi, oyun değişti. Kağıt üzerinde %100 öyle bir kanat oyuncusu Muçi'ye kıyasla ama hani golün gelişimine baktığında da hani orada kanatmış değilmiş. Hani Rashica duruyor. Hareketlenen Svensson'a pas veren. Yani Muçi'nin de aslında yapabileceği, João Mario'nun da yapabileceği bir şey bir taraftan. Ama ilk yarıda mesela Muçi'ye çok destek vermemişti Svensson. Belki Muçi o yüzden de çok top kullanmak zorunda kaldı ve kötü gözüktü. Ama Svensson orada hücuma çıkınca Rashica'yı da rahatlattı ve asisti de yapmayı başardı. Öyle düşünüyorum. Semih
İlk kez bu sezon gol attı bu karşılaşmada. Bence yine fazla zorladı maçta bazı pozisyonlarda ama hani Beşiktaş üretmekte o kadar zorlanırken bu zorlamaları da bana batmadı mesela. Hani yapması gerekiyordu birisinin, yani bu sorumluluğu alması gerekiyordu diye düşündüm. O yüzden de dünkü zorlamaları ilk yarıda da ikinci yarıda da mesela ilk herhalde iyi şut fırsatı 76 civarı geldi. Semih'e böyle ceza yayını oradan topla buluştu. İç tarafa vurdu. Kaleci çıkardı. Hani Semih'in bunları denemesi normal. Mesela golde de aslında pas verebilirdi. Sağda arkadaşı vardı Raşit'sa. Vermedi. Bence yine doğrusunu yaptı. Çünkü verse orada dar açı olacak. İşte içeride bir üstünlük yok. Hani genel olarak Semih'i beğendim. Hani Immobile'yi çok aratan bir görüntüde değil de. Belki son dönemdeki Immobile'den daha bile iyiydi diyebilirim hatta. Ya işte büyük bir mücadele ortaya koydu bir kere. Kesinlikle. Bunun yanında Feyyaz Uçar maç sonunda işte golcünün ilacı gol atmak dedi. Bunu herkes biliyor zaten. Şimdi artık gelmişiz ligde 10. haftaya, 11. haftaya. Avrupa'da bu 4. maç. Semih de az süre almadı ama hiç gol atamamıştı. Bir kere belli bir stresi üzerinden almıştır o gol kesinlikle. Bunun yanında işte kaleye yakın olduğu noktalarda yine bir iki pozisyonda topu kolay bir şekilde kaleye gönderdi. Çekti vurdu hemen. Bunu hep söylüyorum ben. Semih'in önemli özelliği. Eğer topu oralara getirebilirse ya da Semih bir şekilde topla oralara gidebilirse topu hızlı şekilde kaleye gönderiyor. Umarım Van Bronckhorst hani bundan sonra Immobile yokken hani Semih'i o pozisyon için ilk alternatif olarak değerlendirir. Hani Mustafa'nın süre almama ihtimali var mı? Yok, Mustafa da süre alır ama Mustafa'nın süre alacağı hani maçların gidişatı ve maçların seviyesi biraz daha farklı olmalı. Yani Beşiktaş artık maçı bitirmişken, maçı öldürmüşken Mustafa oyuna girebilir. Çok böyle artık hani yükleniyor bir şey yapamıyor derken Mustafa'yı belki 3. santrafor olarak son çare bir alternatif olarak atabilirsiniz ama onun dışında hani başlangıç planı olarak Immobile yokken Semih'in olması mutlak surette değerlendirilmeli. Muçi mesela maçtan sonra arka direğe çalışıyorum demiş. Attığı golle alakalı olarak. Muçi'nin de ben genel olarak iyi bir maç çıkardığını düşünmüyorum. Ama işte bu arka direkte mesela kendini unutturup boş kaleye gol atması da önemli. Çünkü orada ne olursa olsun işte sen dedin hani aslında Raşit'sa pek bir şey yapmıyor. Svensson koşuyu yapıyor. Doğru. Ama işte ihtiyacın var, anladın mı? Neye ihtiyacın var? Sen sete hücum ederken o hareketliliği gösterecek bir oyuncuya ihtiyacın var. O hareketliliği gösterdiği anda o pası o hareketlenen oyuncuya atacak. Yine başka bir isme ihtiyacın var ve o paralel ortada bitiren bir oyuncuya ihtiyacın var. Bunların hepsi çok basit gibi gözükse de işte oyuncular bunları düşünmeyince, uygulamayınca dünyanın en zor işi oluyor gol atmak. Ama uyguladığın zaman da dünyanın en kolay işi oluyor. Bu noktada Beşiktaş'ta işte bazı oyuncuların gelişimine ihtiyaç var. Şimdi dün Svensson'la açtın sen konuyu. Hı. Az önce Svensson kariyer maçlarından birini oynadın dedin. Ya Svensson yetersiz gözüken bir oyuncuydu Beşiktaş seviyesinde. Doğru mu? Doğru. Çok sırıtıyordu. Hem savunmada sırıtıyordu hem hücumda sırıtıyordu. Şimdi sakatlandı. Ondan sonra sakatlıktan döndükten sonra yine bir soru işaretiydi. Ama geçenlerde de ben sana söyledim. Yani fizik olarak şu an çok üst düzey gözüküyor. Konya maçında da öyleydi. Şimdi fizik olarak kendini bulunca bazı defoları hemen kapatıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi Muçi'yi de izliyorsun. Yani Muçi'de bir şeyler olduğunu herkes anlıyor. Ama daha iyisi olabileceğini de biliyor. Ama onu sen ben konuşarak yapamayız. Yani o Muçi'nin elinde olan bir şey. Muçi kendi seviyesini yükseltirse, kendi seviyesini yukarı çekerse o zaman hiç kimsenin itirazı olmaz. Yani bu oyuncu yeterli, yetersiz, bu oyuncuya çok para verildi. Konu o değil. Konu oyuncunun da takımla beraber yükselmek istemesi ve bunu ortaya koyması. Eğer bunu yaparsa Beşiktaş'ta bazı oyuncular ki bazı oyuncuların buna ihtiyacı var. Yani kalite olarak Svensson'un mesela bu fizik durumunun altında olmaması gerekiyor bu takımda kalabilmek için. Bu takımda fark yaratabilmek için. Eğer bunu yapamazsa o zaman sıradan bir oyuncuya dönüşüyor ve bizim futbol ikliminde olmuyor deniyor ve yanlış da değil. Hani çünkü senin oyun tarzın işte çok organize, müthiş takım oyununa dayanmıyor. Genelde bireysel performanslara dayanıyor. Bunu kabul etmemiz lazım.
Yani bizim takımların maç kazanma formülü diyeyim, bireysel performansların belli bir seviyede olması. Yani bunu 6-7 oyuncudan bulduğun zaman maçı kazanıyorsun. Düştüğü anda organizasyon eksik olduğu için, genelde birçok şey eksik olduğu için bizim takımlarda, o zaman iş içinden çıkılamaz bir hale geliyor ve sen de maçta yaptığın hatalarla beraber bak yetersiz, olmadı, bu gitsin, başkası gelsine dönüyor futbol sohbeti. Şimdi Muçi açısından neden söyledim? Muçi bu tarz golleri yapabilecek bir adam. Mesela bak ilk yarıda da işte o şut mesela iyi bir şut değil ama dikine gidip kaleyi karşısına alıp şut atabiliyor. İki ayağıyla da yapabiliyor. İki ayağıyla yapabiliyor bunu ama mesela şutları zayıf. İkinci yarıda bir pozisyonda João Mario Muçi'ye verdi. Soldaymış. Çekti sola, vurdu, kötü bir şut. Yani daha iyisini yapabilir mi? Yapabilir. İşte oraları bir tık yukarı çekerse, goller atarsa o zaman kimse tartışmaz. Bak şans o şu bu. 3 maç 3 gol oldu Muçi. Evet. Bu önemli. Hani özgüven açısından da önemli. Ama takım için de önemli. Katkı vermen lazım. Tartışılmaman lazım. İşte Beşiktaş'ta diyorum ya, genel kalitede hala bazı sıkıntılar var ama 11 tane de çok yüksek kaliteli oyuncuyu bir araya getiremeyeceğine göre bazı oyuncuların kendi iyi yaptığı işleri en üst seviyeye çekmesi lazım. Dün mesela Paulista'nın da savunmaya gelmesi Udokai'yi de yükseltti genel anlamıyla. Evet, Beşiktaş gene pozisyon verdi ama bireysel hata olmadı savunmada. Ah be dedirten bireysel hata olmadı. İyi müdahaleler oldu. İyi topla uzaklaştırmalar oldu Beşiktaş savunmasında ve gene maçın genelinde çok fazla olmasa da Paulista'ya dikkat ettim. Hakikaten onun takımı öne çıkarması farklı. Yani bir ara ilk yarıda 2-3 pozisyonda Beşiktaş tamamen rakip yarı alandaydı. Bu mesela bence artı. Emirhan'la pek onu görmedik. Ha, İlerleyen dönemde Emirhan da yapabilir ama Paulista'nın da böyle bir farkı oluyor. Udokai'yi de biraz daha rahatlattığını düşünüyorum. Mesela takımı en önde tutan Paulista mı diye düşünüyorsun? Yani en rakibe yakın oynayan, savunmayı iten. Mesela bende de aslında çok öyle bir izlenim yok Gabriel'i izlediğimde. Mesela Emirhan bana daha çok itiyormuş gibi, daha önde oynuyormuş yani gibi geliyor. Udokai'yi da kesinlikle dün öyle. Dün bir pozisyonda Udokai'yi gönderen Paulista'ydı. Ben net şekilde gözümde gördüm. Git diye böyle. Geri mi ileri mi? İleri canım. Geri değil. İleri diye gitti. Ondan sonra kendisi de çıktı Udokai'yi gidince. Yani bu tabii olabilir. Bakmak lazım tam olarak. Yok, şimdi. Gabriel de çıkıyor. Hani mesela kart gördüğü pozisyonda çok öndeydi. Gabriel evet. O pozisyonu bilmiyorum. Tekrar izin biraz kırmızıya yakın da bir müdahaleydi. Turuncu kart. Orada öndeydi ama bilmiyorum. Udokai de çok öne çıkmayı seviyor. Emirhan da. Şey değil mi? Frikik verilen pozisyon değil mi? Frikik verilen evet. Tehlikeydi yani o bileğe doğru müdahale. Tabii onu çok net görmedim ben. Ama mesela doğru bir faaldi o da. Kesin canım. Yok, yoksa gidiyordu. Orada biraz ağır kaldı ama güzel zamanda faal yaptı. Ucuzda yırttı tabii. Varın karışacağı pozisyon değildi ama tehlikeliydi yine de. Onun haricinde dün Al-Musrati oyuna girdikten sonra da takımın çehresi değişti. Mesela şimdi Svensson'un öne çıkmasını ben rakibin sol kanadının değişmesine de biraz yormuştum ama Al-Musrati'nin varlığı da belki bekleri de daha rahatlatıyor mu acaba diye düşünüyorum. Endur ve Jetson'a göre Al-Musrati hani orada olacağını bildiğin bir oyuncu ama Endur'la Jetson daha çok çıkmayı da seven 8 numara karakterli oyuncular. O da mı acaba dengeyi sağlıyor Beşiktaş'ta? Ya bunlar işte şu an için zor sorular. Hani az önce ben dedim ya, mesela ben Paulista takımı itiyor diye düşünüyorum. Sen diyorsun ki abi çok öyle gelmiyor bana, Emirhan da o işi yapıyor. Şimdi Al-Musrati diyorsun. Al-Musrati geldiği zaman acaba rahat mı ediyor bekler Al-Musrati orada diye. Bunlar zor sorular çünkü tam olarak yeteri kadar da izlemediğimizi düşünüyorum ben. Hani mesela Endur, Getson'la hep oyun böyle mi olacak? Al-Musrati girdiği anda bir anda değişiyor mu? Şu an bence biraz anlık bu işler ama dün bir gerçek var. Gerçekten de Al-Musrati ile Rashica girdiği zaman oyun değişti. Kesin değişti. Onu gördük net bir şekilde. Ha, Al-Musrati de iyi günündeydi dün. Yani öyle girdikten sonra genel olarak yaptığı pas hatalarını yapmadı. Hatta iyi paslar verince iş onun açısından da iyi oldu.
İşte Joao Mario'nun çıkması, Muçi'nin kanada geçmesi, Raşisa'nın bir diğer kanada geçmesi sanki biraz daha olgun bir oyun bir anda hemen böyle taşlar yerine oturdu gibi oldu. Beşiktaş'ı izlediğinde. Hani bu kanat rotasyonunda bence beklenin muhakkak çıkması lazım yani. O yüzden hani merkezde bir oyuncu fazla olmak mı hücumda yoksa beklerin çıkması mı dersen herhalde beklerin çıkması derim. Yani merkezde Enduro'nun, Jetson'un hücuma vermesi, katkı vermesi mi? Çünkü Mario da merkeze gidiyor. Merkez zaten çok kalabalık. Oyunu açmak için de biraz beklerin de çıkması lazım. Sanki Svensson, Masuak daha çok çıkarsa hücumda daha etkili olabilir gibi. Senin söylediğin noktada belki şunu da ekleyebilirim. Katılıyorum sana tamamen. Merkezde kalabalık olmak demek biraz da hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Beşiktaş'ta evet. Koşu göremiyorsun. Aynen. Şimdi koşu göremeyince sete oynayan bir takım ama koşan, hareketlenen, kaçan bir oyuncu bulamadığından da bayağı kilitleniyor oyun. Dolayısıyla tabii ki beklerin burada katılımı senin dediğin gibi o farkı yaratıyor. Hani merkezde mesela bu işte kuzey takımları gibi onlar da kalabalık gözüküyorlar ama hep beraber hareket ettikleri için onları savunmak çok zor oluyor. Bizde öyle bir hareketlilik yok oyunda. Yani bunu zaten sahada net bir şekilde anlayabiliyorsun. O hareketliliği kattıkları için bu kadar fazla üzerimize gelebiliyorlar. Sen mesela diyorsun ya 33 topla buluşma ceza sahası içerisinde. Evet. Çok yüksek bir rakam. Bu tamamen hareketlilikle alakalı. Evet, bunu maç boyu son bölüm hariç. Son bölüm biraz düştüler ama maç boyu genel olarak yaptılar. Son bölümde golü de buldu. Bireysel performanslardan Mert dün yine hani gerektiği anlarda kritik kurtarışlar yaptı. Hem ilk yarıda yaptı hem ilk yarıda zaten herhalde bir pozisyon vardı doğru düzgün. Onu kurtardı. İkinci yarıda da yine açıyı kapattığı bir pozisyon vardı. O da bir avantaj. João Mario bu karşılaşmada tercih edildi. Merkezden ziyade hani kanat gibi evet, kağıt üzerinde evet. Gözüktü ama yine tabii merkeze çok tepesi oldu. Fakat çok fazla bir ekstrasını yine göremedik Mario'nun. Ben biraz hakkını yendiğini düşünüyorum. Yani oyuncunun işte bir kanat oyuncusu olarak transfer edilmesi belki taraftarın biraz o profili tanımaması halbuki bir merkez oyuncusu olması iyi de bir merkez oyuncusu ama beklenti çok farklı olunca oyuncudan bence biraz imajı da kötüye doğru gitti. Dün hatta çıkarken işte sen sordun ıslıklandı mı dedin ıslıklandı. Sanki evet ekranda böyle. Ondan sonra alkışlandı falan. Hmm. Hani böyle bir karışık duygular oldu taraftarda da. Ama onun bence dezavantajı az önce söylediğim hani Beşiktaşlı taraftarlar net bir kanat oyuncusu beklerken o da işte Benfica'da kanada devrilmiş bir orta saha oyuncusuyken buraya transfer olması biraz o kafaları karıştırdı sanki. Herhalde genelde böyle taraftarda bir uçan kaçan kanat oyuncusu beklentisi vardı. Hiç alakası olmayınca hani oyuncuya baktığında gidemeyen bir oyuncu görüyorsun. Evet gidemiyor. Normal. İkili yani. Mücadelelerde de mesela ikinci yarı bir şut çekti ceza sahası içinde soluna evet. Çekti. Mesela orada bir oyuncuyu geçerken bir zorlandı evet. Gibi böyle bir yavaş bir ağır çekim var. Aynen gidemeyen Aynen. Bir oyuncu olduğu için hani o merkezde aslında normalde merkezde pas trafiğini rahatlatacak. Topu sende kalmasını sağlayacak bir oyuncu öyle bir profil. Çok formda mı? Hayır. Hani uçup kaçtığını kesinlikle iddia etmiyorum. Ancak değerlendirmesi çok bence sağlıklı olmadığı için biraz da onun dezavantajını yaşıyor. 7.54 saatlerimiz bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra biraz mesajlarınızı okuyalım. Mesajlarınız da gelmiş WhatsApp üzerinden öyle devam ederiz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.02 saatlerimiz. Şimdi ilk mesajdan başlayayım. Sabah reklam arası çaldığınız şarkılarda çok tekrara düşüyoruz sanki demiş. Böyle bir tespiti olmuş. Belki daha farklı şarkılar çalarız hani ona dikkat ederiz. Uyarısı için teşekkür ederiz. Bir de Beşiktaş maçındaki hakemin yönetimini bizim hakemler izlemişler midir acaba? Çok merak ettim diyor. Dün ben de hakemi tabii ki çok beğendim. Ya evet. Yani aslında şöyle söyleyeyim sana. Beşiktaş maçını izliyorum ilk yarı. Ondan sonra şöyle bir şey düşündüm. Ya dedim Mert sabah bana ne gördün maçta dediği zaman hani ikinci yarıda öyle geçerse hakemi söylerim. Onunla başlarım diye düşündüm. Yani iyi bir şey. Çünkü Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu kötü. Hani Mert'e iyi bir şey ne söylerim? Hakemi söylerim. Ya muhteşemdi.
muhteşemdi. Hiçbir düşüşü yemedi. Yemedi. Hiçbirini, yemedi. Hepsi de kalktı sonra hemen tıpıştı. Herkes paşa paşa kalktı. Yani müthiş bir hakemdi. Çok etkilendim. Keşke yani bir de verdiği kararlar da doğru işte. Ben sen diyorsun ya işte ben oynatmasını seviyorum falan. Şimdi oynatması ama bir de pozisyonları doğru seziyor. Evet. Yani yanlış olup da oynatmaktan ziyade farkı doğru. Da orada yani. Kart kullanımı çok doğruydu. Oyuna hakimiyeti çok doğruydu. Alman değil mi hakem? Alman Sven Jablonski'ymiş. Vallahi helal olsun ismi. Kendisine. Benim de bildiğim bir hakem değildi. Yani müthiş, müthiş bir maç yönetti. Kesinlikle çok iyiydi. Alper Sarı musaati olmadığı zaman eksikliğini anlayacağız dediğimiz maçtı. Bizi yanıltmadı. Ali abiye selam demiş. Ali abinin ne demek istediğini biliyorum. Ama bu Beşiktaş'ta bu adam banko oynar diyor. Onun mesajı bu şekilde. Yani Al-Musrati için de diğer isimlerle alakalı söylediğim geçerli. Yani Al-Musrati'nin de kötü oynama lüksü yok Beşiktaş'ta. Yani o da formunu yükseltip belli bir seviyeye çıkmak durumunda. Yani sadece Al-Musrati'yim diye oynayacak bir oyuncu değil Al-Musrati. Bir süreden beri oynamıyor ki bunu Van Bronckhorst çok yaptı yani. Muçi'yi de oynatmadı, işte Semih'i bir ara oynatmadı. Sonra forma şansı da veriyor. Belli ki bu maç bilmiyorum fikrini olumlu yönde değiştirmiş olabilir. Yani Başakşehir maçında ben bu maç bekliyordum mesela Enduru yerine. Ama belki Başakşehir maçında olabilir. Ona da bir şey gelecek yani fırsat gelecek Al-Musrati'ye. Yani öyle etliye sütliye karışmayan ondan sonra top ayağına geldiği zaman taca atan bir Al-Musrati'yi neden Beşiktaş tahammül etsin? Tabii. Dün hiç kaçak da güreşmedi. Hücumda da çok verimliydi. Genel olarak ben de çok beğendim. İsviçre'den İsmail Paulista sakatlandı çıktı. Durumu nasıl haber yok hiçbir yerde demiş. Bu mesajı bu arada İsviçre saatiyle 5.22'de atıyor dinleyicimiz. Çok çok erken. Evet. Bir saat işi herhalde erken başlıyor dinleyicimizin. Genelde bizden erken başlayanları sevmiyoruz. Evet evet ya 5.22'de şey yani. Bizde olması lazım ne derler. O özellik bizde olması lazım. En erken bizim zaten. Başlamamız lazım 7 ile beraber. Oradan bir mağduriyet çıkarmam lazım benim kendi adıma. Varyalı çalışanlar hariç herhalde 7'den önce bir başlangıç yoktur diye düşünüyorum. Yani var mıdır? Sabah mesela bu kadar insan nereye gidiyor? 7'de işe varıyorlardır diye düşünüyorum. Ama gerçi 7 işte dediğin gibi 7'den önce. Başlayan yoktur herhalde değil mi? Ama 7'de değil. 7'de kim başlıyor? Mesela bu özel araçlarıyla gidenler sabah. Mesela ben 7'ye çeyrek kala işte oluyorum ama köprüde de çok trafik var ve benzer saatlerde herhalde işe gidiyoruz insanlarla. Var yani 7'de başlayan, 7.30'da başlayan çok var. 6.30'da vardır belki. Ama genel olarak İstanbul'da biraz da trafikten kaçmak için de özel araç sahipleri hani trafikte 45 dakika kalacağına evden 15 dakika erken çıkarım düşüncesi. Aynen çok, abi biz tabii de çok işte var. Haklı da bir düşünce İstanbul evet, için. Evet. Köprü geçecekler için özellikle bir de. Paris'te ile ilgili sokaklık durumunu sormuş dinleyicimiz. Ben maç sonu röportajında hani bir yorgunluktan bahsettiğini gördüm ama sakatlıkla ilgili bir şeyini görmedim. Biraz onun etkisi var sanki Paris'te de. Çok önemli bir şey olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş'ın şu an en büyük ihtiyacı 2 ay milli takım arası olması ve 2 kanat 1 forvet ihtiyacını tamamlaması demiş. Hani devre arasına kadar herhalde milli ara olsun. Ondan sonra da transferlerle yeni ikinci yarıya başlasın istiyor ama mesela Van Bronckhorst'la ilgili hoşuma giden kısım da şu oldu. Dün onu düşündüm. Bilmiyorum Ali abi eksik gördüğüm yer varsa düzeltebilirsin. Çok şikayet etmiyor gibi geliyor bana. Belki bahsediyordur yine elindeki oyuncu ağzından ama sürekli bunu vurgulamak bazı teknik direktörler mesela çok yapıyor bunu. Transfer evet, ihtiyacımız var. Transfer ihtiyacımız var. Ara transfer gelsin. Eksiyiz. Sakatımız çok. Ya Van Bronckhorst'ta ben bilmiyorum söylemiştir belki ama genel hatlarıyla baktığımda elindeki kadroyu konuşan, olanı konuşmaya çalışan, gerektiği zaman hakeme de giren ama saha içinde kalmayı tercih eden bir teknik direktör görüyorum. O yüzden de çok hoşuma gidiyor. Malmö maçından önce genel bir değerlendirme yaptı. Doğruydu söyledikleri. Hatta o yüzden bence Feyyaz Uçar da yine benzer şeyleri dün maç sonunda dile getirdi. Ben de onun işte dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaşlı taraftarlar değerlendirmeleri yaparken, bu takımla ilgili kararlarını verirken biraz mevcut şartları da mutlaka düşünmeli, göz önüne almalı. Ama genel olarak tam olarak senin dediğin gibi Van Bronckhorst. Yani çok ideal bir bilmiyorum bana profil çiziyor sağ kenarındaki duruşu maç sonu maç önü açıklamaları kenardaki duruşu çok fazla böyle hakemle oynamaması hakemlerin ise hiç oynamıyor
Sen tabi stat'tan izledin, ben de gerçi izledim ama öyle hakemle görmedim. Yani dün bir dördüncü hakeme itiraz etti. Yani o da itiraz sayılmaz, yani konuştu. Hı hı. Hani dördüncü hakemle bir pozisyon alan, hangi pozisyon olduğunu hatırlayamadım. Hiç konuşmayacak da değil tabii ki. Hani burada takımla da ilgili eleştiride bulunabilir. Hakemle de ilgili hani makul olduğu müddetçe bence problem yok. Van Bronckhorst da bence çok sınırlarda iyi şekilde gidiyor bu konuda. Dün onu düşündüm, hani maç sonu TRT'nin röportaj alanına geldi saha içindeki. Orada da gayet dinlerken çok pozitif olanı anlatan bir teknik direktör görüyorum. O yüzden de başarılı olmasını ve uzun süre kalmasını istiyorum bir taraftan. Umarım öyle olur. Onun haricinde maç sonu röportajına Semih de geldi saha içine. O da tabii ilk golünü attı. Önemli bir galibiyette pay sahibi oldu. Ama çok fazla tabii bir malzeme çıkmadı Semih Kılıçsoy'dan. Genelde çok klişe şeyler söyledi ve fazla da uzatmadı lafı. Normalde hani 30 saniye sürecek röportajı biraz da sorularla uzattı oradaki muhabirler ama Semih'ten çok fazla bir şey çıkmadı. Ben maç sonu yayını da takip ettim. Van Bronckhorst Tugay Kerimoğlu'na takıldı. Ona Rangers'tayken Beckenbauer lakabını takmıştık dedi ki, bilmiyorum, ben hiç duymamıştım bunu. Ben de duymamıştım. Kimse de duymamış. Orada Erbatur Ergan Ekon da vardı falan. Sorarız dedi Tugay Hoca'ya. Sonra yukarıdaki stüdyoya gidildi. O da Rangers'ta bir karşılaşmada, normalde hani ben ön liberoyum, bir maçta normal libero, işte iki stoperin gerisinde oynattı beni hoca. Ben de çok iyi oynamıştım o karşılaşmada. Ondan sonra hep bana bu şekilde takıldılar. Hani dalga geçmek için de söylediler ama performans olarak da gerçekten çok iyiydim. Öyle bir lakabım kaldı dedi. Bunun da çok fazla yansıtılmaması da enteresan yani. Belki çok büyümemiştir. Belki orada kalmıştır. Evet. Hani İngiltere'ye gittiğinde Premier Lig'e unutulmuştur. Maç sonu yayını da reklam arasında sana da söyledim. O da keyifliydi. Hani Mehmet Özdeğ'in enerjisi, Tugay Kerimoğlu'nun enerjisi, işte Serkan Yetkin vardı diğer tarafta. Onlar da çok keyifli bir sohbet yaptılar. Bakıyorum mesajlarınız üzerinden gidiyorum. Beşiktaş'ta Anadolu takım refleksi var şu an demiş. Futbolcular maç seçiyor. İyi takımlara karşı iyi oynuyorlar. Daha düşük seviyede takımlara karşı ortaya oyun koyamıyorlar demiş. Bu arada hani küçümsemek için Anadolu takımlarını söylemedim. Ben de Bursa Spor taraftarıyım. Hatta en büyük Bursa Spor demiş dinleyicimiz. Yani Kasımpaşa maçına bakıp, oradaki duruma bakıp, bu maça bakınca evet bir maç seçme durumu oluyor bence. Yok ya. İki maç üzerinde bakarsak o maç Ruh gibi bir takım. Bu maç şimdi daha diri bir takım vardı. Tamam, daha diri bir takım vardı. İlk yarıda peki oyun var mıydı? Bak oyun yoktu ama oyun yoktu. Bu mücadelenin bence 3'te 1'e bile yoktu Kasımpaşa maçında. Şimdi onu söyleyeceğim. Zaten öyle bir maç oynadıktan sonra bir tane daha öyle maç oynayamazsın. Yani daha kötüsü olamazdı Kasımpaşa maçından. Şimdi Kasımpaşa maçında hani hem oyun yoktu hem istek yoktu. Şimdi bu kez oyun ilk yarıda yoktu. Artı bir de isteksizliği koyamazsın kendi sahanda. Mümkün değildi. Biraz da öyle değerlendirmek lazım. Hani maç seçmekten ziyade bu yeni oluşan takımlar, yeni oluşturulan takımlar arada böyle düşüşler yaşıyorlar. Benim de anlatmaya çalıştığım işte, o düşüşe nasıl tepki verdiğiniz. O düşüş bazen çok uzayabiliyor. O zaman geri dönüş olmuyor zaten. Bazen de işte böyle arada düşüş yaşadıktan sonra tekrar bir seriye girmeniz. Şimdi Beşiktaş açısından mesela Başakşehir maçı müthiş kritik maç. Bak müthiş kritik maç. Bir avantajı var Beşiktaş'ın. Başakşehir bugün deplasmanda oynayacak. Karşılaşmasını gece geç dönecek. Maç pazar günü mecbur, pazartesi milli ara başladığı için. Onu da avantajını da fiziki olarak kullanabilir Beşiktaş. Kazandın iyi kötü ligde işin içinde olursun. Kaybettin konu kapanır. Hele ki bir de Samsunspor hani puan alabilirse Galatasaray'dan zirveyle. Ya bak ondan bağımsız üst üste 3 mağlubiyetin oluyor senin. Ligde. Yani şimdi üst üste 3 mağlubiyet alan bir takımın Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakalama ihtimali yok. O yüzden geri düştün, tamam 2 maç kaybettin. 3.'yü mutlaka kazanman lazım. O yüzden kritik diyorum. Bir dinleyicimiz İsveç'ten Latif Soytürk. Svensson'un bu kadar hızlı olması bana acaba Malmö öyle eski bir hesabı mı var dedirtti demiş. Yok, yalnız Svensson Konya maçında da zaten o şeyleri vermişti, sinyalleri vermişti fizik olarak. Svensson bu arada Norveçli. Adı evet. Çok İsveçli gibi duruyor ama Norveçli bir oyuncu. Hmm. Onu da söyleyeyim. Hani Malmö öyle
ligden ya da İsveç'ten, bilmiyorum İsveç'te oynadı mı gerçi Svensson ama Norveç'te olduğunu söyleyeyim. İzmit'ten Ali maçtan bağımsız bir şey sormuş. Deniz Gül Türk milli takımını seçmiş. Görüşleriniz nelerdir demiş. Oyuncu tanımadığım için ama klasik bir santrfor olduğu söyleniyor. Porto oyuncusu. Çok potansiyelli olduğu belirtiliyor. Herhalde bugün yarın resmi açıklama yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu. Cem Kazancı da geçen... O zaman herhalde. Evet, çağıracaklarmış. Bu milli arada da çağrılacağı söyleniyor. Cem Kazancı da isim vermeden bitirmeye yakın bir ismimiz var demişti geçen gün. Kura çekiminden. Türkiye Kupası kura çekiminden sonra. Beşiktaş iyi bir Enkudu, iyi bir Gezal ayarında iki kanat alırsa yarı final rahat görmez mi demiş. Yalnız bahsettiği kanat profilleri de birbirinden çok farklı kanat profilleri. İkisini birden istiyor. İkisini birden istiyor. Yani bir tarafa oyun Enkudu. Kurucu, oyun kurucu kanat. Bir tane de atlet kanat. Raşit Say'ı mesela burada hangisine daha yakın görüyorsun? Enkudu kanadına mı, Gezal kanadına mı daha yakın görüyorsun? Yoksa arası mı? Ortalaması mı? Enkudu ile Gezal'in ortalaması. Yani Gezal'e pek yaklaştıramadım. Enkudu'ya da ben de yaklaştıramadım. Yani evet. Ortası diyor. Ortalaması Enkudu artı Gezal bölü 2. Eşittir Raşit Say diyorum. Yani kanat nasıl alacak? Eldeki acaba Oxlade Chamberlain'den bir kanat yaratamaz mı ki onun da bir sakatlığı vardı ve dünkü maç kadrosunda var mıydı? Yedek kulübesine dikkatli bakmadım ama yok. Dünkü maç kadrosunda da yok Oxlade Chamberlain. Yani Onana ve Oxlade Chamberlain'i göndermek zorunda devre arası yabancı bir transfer yapmak için Beşiktaş. Aksi halde şey dolu, limitleri dolu, 14 yabancısı var. Ya mutlaka gidenler olacak Beşiktaş'ta. İşte hangi şartlarda nasıl olacak, parasını verdiğin zaman tabii ki çok rahat gönderebiliyorsun oyuncuları. O bütçe var mı, oyuncular anlaşmaya sıcak bakacaklar mı, yoksa hani kalmayı mı diretecekler, onlar belirleyici olacak herhalde. Şimdiden zaten pazarlıklar vardır sanki. Onana biraz gözden düşmüş gibi, biraz ona biraz çok şans veriyordu. Dünya'da kulübesindeydi ama bakmadı yüzüne. Al-Musati ile Salih Uçan'ı oyuna dahil etti. Salih orada sıralamada yükseldi. Onan öndeydi. Evet, Onan öndeydi sezon başı ama şimdi Salih önde gözüküyor. Herhalde o ikisi gidecek bir şekilde ve ondan sonra da yabancı kanat transfer edecek. Yerli olarak çünkü pek fazla bir alternatif kalmadı yani. Olanlardan zaten birine Beşiktaş'ta hala Can Keleş, diğeri Oğuz Aydın'dı. Hani onu kiralamaya çalışsam falan olmaz. Öyle kiralık da bu saatten sonra olmaz. Onu, o tren kaçtı artık Beşiktaş için. Yerli de başka zaten alabileceğim bir milli takım. Tabii kanatta da şöyle bir düşüncem var. Mesela kanat oyuncusu Beşiktaş'ta bayağı beklenen bir oyuncu değil mi? Evet, herkes kanat gelecek, evet. İşler daha yani onu ara transferde denk getirmek de çok kolay olmayabilir. Kesin kolay olmaz. Yani onu da söyleyeyim, şimdi katılıyorum ben de zaten. Ben sezon başından beri dile getirdim kanat oyuncusu diye. Şimdi ara transferde öyle bir beklenti olacak normal. Fakat hem pahalı olabilir, hem oyuncu hazır olmayabilir. O olabilir, bu olabilir. Yani bir sürü dezavantajı olabilir. Onu da nasıl kotaracak Beşiktaş yönetimi tam bilemiyorum. Burada da acaba bir fırsat mı kovalayacak? Biz yine geç bitireceğiz herhalde şeyi. Ara transfer döneminde böyle Premier Lig'den az oynamış bir yıldız. Yani olmaz demiyorum. Hani yapamaz, olmaz, etmez demiyorum. Ama işi zor. Çünkü o oyuncuyu hani Beşiktaş taraftarı bir anlamda hücumun kurtarıcısı olarak bekliyor. Şimdi siz o profili ara transferde monte ettiğinizde sadece o 6 aylık dönem değil, ondan sonraki sene için de bir transfer yapmanız lazım. Yani 6 ay kurtarsın diye değil. O yüzden aklıma bir 6 aylık kiralık olabilir diye geliyor. Evet. Benim de aklıma yine Chelsea geliyor. Chelsea'de de o kadar fazla kanat oyuncusu var ki çoğu da yedek koyuyor. Mesela Mudrik var. Evet. Sancho var. İşte Madueke var. Neto var. Tabii Pedro Neto var. İki tane daha falan var benim şu an es geçtiğim büyük ihtimalle. 6 tane kanatları var diye sanki aklımda kalmış. İyi de kanat oyuncuları. Mesela hani Chelsea'den bir tanesini çekmeyi başarsa şey olarak, kalite olarak orada yani ben mesela olabilir. Beşiktaş yönetiminde olsam ara transfer döneminde böyle çok denk getiremezsem kiralardım. Bir 6 aylığına bir oyuncuyu kiralardım. Takımında nasıl işte sen diyorsun Oxlade Chamberlain gidecek gibi. Şimdi öyle oyuncular var. O oyuncu için bir 6 aylık risk alırdım. Hatta şeysiz, opsiyonsuz. Ondan sonra yaz transfer döneminde
kanat transferine eğilirdim açıkçası. Bir de çünkü bir önceki milli bir önceki devre arasında da iki bonservis transfer yaptı Beşiktaş ve ikisinden de tam randıman alamadı. Evet. Bir daha öyle yani bir kulüp rekoru kırmaya daha gerek yok. Evet, şimdi belki şey yapabilirler. Şeyi unuttum. Ne? Yoğurdu üfleyerek, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Onu söyleyecektim. Aklıma gelmedi. Öyle olabilir. Yani yoğurdu üfleyerek yiyebilir Beşiktaş yönetimi. 8-18 ara vakti. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.23 saatlerimiz Sabah Sporu'na devam ediyoruz. Sizlerden mesajlar geliyor. Biz de Beşiktaş Malmö maçını konuştuk. Tabii sohbet farklı yerlere de gitti. İş başlangıç saatleriyle alakalı dinleyicilerimizden üst üste mesajlar gelmiş. Mesela az önce İsveç'ten yazan dinleyicimiz kargoda saat 6'da işbaşı yapılıyormuş. Tüm kargo sektörü böyleymiş İsveç'te. Cumartesi, pazarda tatil tabii ki demiş. Onun haricinde sabah 6'da başlıyorum. Bir saat sizi bekliyorum sabırsızlıkla, ekmek servisi yapıyorum. Selam olsun size demiş. Selamlar İstanbul'dan Oğuz, yine süt ürünleri satışı yapıyorum. 4.30'da işbaşı yapıyorum demiş. Catering yemekçileri gece 2'de başlıyoruz demiş ki çıtayı bayağı yükselmiş. Fırıncılar şimdi işte çok erken başlıyorlar. Yarın öbür gün Ali abi işte program çok erken başlıyor, 7'de başlıyor dersen ben de diyeceğim ki bunları kardeşim 4.30'da başlayan var, 2'de başlayan var, 5'te işe başlamak isteyip izin verilmeyen var. Evet. Hepsini sana söyleyeceğim. Bu aslında bir tuzak soruydu. Dinleyiciler bana yardım etmiş oldu. Sen şey topladın kendine, verileri aldın. Aynen, verileri topladım. Bize şimdi benim haberim yoktu mesela bu saatlerde başladıklarından. Tabii düşünsen tahmin edebilirsin biraz ama mesela catering'in 2'de başladığını tahmin etmezdim. Fırıncılar falan tahmin edilebilir. Fırıncıları ben de tahmin ediyordum da catering'i süt ürünlerini de tahmin etmezdim. Demek ki öyleymiş ama şimdi bunu aleyhine senin deli olarak kullanacağım bu mesajları. Yandık. Yani 7 geç bir saat. İşe başladım. Öyle kadar gözüküyor. O baksana. Onlara göre geç. Binlerce de mesaj geldi. Evet. Binlerce. Binlerce mesaj gelen geldi. Mesaj sayısı 4. Burada. Etkisi belki binlerce ama gelen sayı 4. Ama önemli olan biliyorsun işe gittikten sonra iş yapmak. Yani işe bir insanın fiilen gelmesi demek çalışıyor anlamına gelmiyor. Ha, burada dışarıda çay böyle sohbet falan tabii yapanlar da var diyorsun. Senin de en sevmediğin en şey. En sevmediğim yani, şey. En sevmediğim şey. Farkındayım da. 10 yaşındaki oğlum her sabah okula giderken siz dinliyoruz demiş Yalın Doyun Yarkaya. Bize övgülerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Adana yolunuz düşerse sizi ekip olarak misafir etmek isteriz demiş. Ekip kalabalık, 50-60 kişiyiz. Ekip. Bir daha düşünsün. Evet, komple ekip kalabalık. Uçak kiralayıp geliriz valla. Başka dinleyicimiz ismini yazmamış sanıyorum ama yine klasik bir soru aslında. Beşiktaş 3-5-2'ye dönse daha fazla verim almaz mı demiş. Aslında hani kanat rotasyonu zayıf ya Beşiktaş'ın Raşit Sa'da. Haricinde tis bir kanat. Hani Can Keleş falan da güvenmiyor. 3-5-2'yi de şöyle yazmış. Hani Udokai, Emirhan, Paulista. Beklerde Svensson ve Masuaku. Ortada Musrati, Jetson, Rafa. Biraz Galatasaray'ın üçlüsü gibi işte Torreira, Sara, Mertens gibi. Musrati, Jetson, Rafa. İleride de Semih, Immobile gibi bir düzen. Bu da hiç benim aklıma gelmemişti. Ben Masuaku'yu sol ön falan kullansa olmaz mı diyordum ama mesela kağıt üzerinde fena değil. Hatta şöyle bile yapılabilir. Raşit Say'ı bir kanat beki yapılıp Svensson ya da Masuaku'dan birini böyle sağ stoper, sol stoper bile yapabilirsin aslında yapmak istesen. Ama pek herhalde tercih etmez gibi. Daha çok aslında sahada yine bir üçlü görüyoruz ya Beşiktaş'ta. Değil mi? Dünkü maçta bilmiyorum çok oldu mu ama genelde zaten bir beki tutuyor geride. Van Bronckhorst. Diğer beki öne çıkartıyor. O bek sanki kanatmış gibi oluyor. Diğer tarafta da İşte Muçi'yi kanat kullanıyor. Svensson'u mesela sağ stoper gibi değerlendiriyor. Aslında hani buna benzer bir düzenle aslında oynatıyor Van Bronckhorst. Ama Semih, Immobile, Rafa'yı böyle daha merkezde kullanmak daha verimli olabilir. Bilmiyorum. Bana çok mantıksız gelmedi. Ya olabilir. Hani olmaz demiyorum. Dün Malmö'nün dizilişini gördünüz mü? Dikkat ettiniz mi? Defansta mı, hücuma çıkarken mi? Defansta. Defansta ben 4-4-2 gördüm ama sen ne gördün? Bak mesela burada benim takip ettiğim
sitede işte skorlara baktım, kadro dizilimlerine baktım sitede. 3-4-2-1 olarak dizmişler mesela Malmö'yü. Şimdi enteresan bir şey vardı. Savunmada bir kere üçlü kurgu hiç bozulmadı. Üçlü kurgu nasıl bozulmadı ama? Hep 3 tane oyuncu aynı çizgideydi. Mesela top Malmö'ye göre sağ taraftayken kanat ya da bek pozisyonda olan oyuncu sürekli olarak öne çıkıp savunmadan bağımsız bireysel pres yaptı. Çok ilginç bir şey vardı. Ama top soldayken de sanki Malmö sağ bek, iki stoper ve şey gibi gözüküyor, sol bek gibi gözüküyor ama sol bek yine direkt olarak Beşiktaşlı oyuncunun topun olduğu yere gidip pres yapıyordu. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani sol bek düşünün, iki stoper düşünün, sağ bek düşünün. Diziliş böyle gibi gözüküyor ama sol bek ve sağ bek sürekli olarak savunma çizgisinden bağımsız önde pres yapıyorlar gibi gözüküyor. Hı hı. Anlayamıyorsun üçlü mü oynuyorlar, dörtlü mü oynuyorlar diye. O kadar kafa karıştırıcı ki ama hep aynı şeyi yapıyorlar. Kağıt üzerinde ama bir dörtlü ben gördüğümü düşündüm. Fakat şimdi toplu oynama ortalamasına baktığımda da geride sanki bir üçlü ya var. Bak, o üçlü hiç bozulmadı. Sol bek sanki önde gibi duruyor. Anladım. O üçlü sanki hiç bozulmadı gibi görüyorsun. Sürekli olarak ona dikkat ettim ben de. Ve çözemedim yani bu adam ne yapıyor? Dörtlü mü oynuyor? Üçlü mü oynuyor? Neden böyle oluyor diye. Bunu neden söyledim? Şimdi biz tabii şeyler üzerinde işte takımın biraz performansıyla alakalı sıkıntı olduğunda bu takım böyle oynamaz mı? Oynar. Hiç problem değil. Üçlü de oynarsınız, dörtlü de oynarsınız, icabında beşli de oynarsınız ama işte bunu sahada nasıl uygulayabildiğiniz önemli. Yani bizim takımlar genelde ana planda da pek başarılı olamadığı için biz bu şekilde bir çözüm buluyoruz. Halbuki iyi oynadığın zaman 4-2-3-1 de çok iyi bir sistem. Ona uygun bir kadro oluşturduysan, oyuncular onu uygulayabiliyorsa. 3-5-2 de çok iyi bir sistem ama genel olarak bence bizim problemimiz sistemden bağımsız oluyor. Yani mevcut sistemi uygulamakla alakalı. Hani sistemi değiştirmekten ziyade mevcut olan sistemde daha iyi iş yapabilir miyiz, ona kafa yormak lazım bizim takımlarda. Ama kadro planlaması da böyleyken, Semih'i bu düzende kanat kullanıyorken, şimdi bu düzende 3-5-2 gibi olan düzende merkezde böyle çift forvet olarak kullanmak daha mantıklı değil mi bu kadroya baktığında? Şimdi orada ataklar gene nereden gelecek? Valla iki taraftan da gelebilir. Gelir mi iki taraftan da? Yani Raşit Say'ı sağ kanat beki yapsan, sonra da Masuaku yapsan iki taraftan da gelebilir diye düşünüyorum. Sen daha çok Masuaku tarafından geleceğini düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Yok, öyle bir şeyim yok. Hani tam olarak kotarabilirler mi, kotaramazlar mı, savunma nasıl olur bilemiyorum. Ama olmayacak şey değil, tekrar söylüyorum. Olabilir. Ama şu ana kadar öyle bir şeyi olmadı Van Bronckhorst'un. Kanat için yerli olarak Yusuf Sarı olmaz mı Beşiktaş'a? Bence iyi olur. Bulur kendini demiş bir dinleyicimiz. Yusuf Sarı önce tabii Adana Demirspor'da ilk 11'e girmeli. Ondan sonra Beşiktaş gibi bir takıma transfer olmalı. Şu anda Adana Demirspor 11'ine girmekte zorlanan bir Yusuf Sarı var son haftalarda. Oyuna sonradan dahil oluyor. Maçlarını ben de takip ediyorum. Onda da çok dramatik bir düşüş oldu. Yani milli takım havuzundayken, milli takımın ilk 11'inde böyle zorlar pozisyondayken tepe taklak oldu. Aslında yaşı da fena değil. Yani 98 doğumlu Yusuf Sarı. 26 yaşında. Daha önünde vakit var. Hani Kerem Aktürkoğlu ile yaşıt Yusuf Sarı. Kendini biraz bulsa iyi olabilir. Ben Adana Demirspor'da son maçlarda İzzet'i çok beğeniyorum. İzleyen varsa o da yeni yeni ilk 11'e girdi. Genç oyunculardan biri. Merkezde oynuyor böyle 10 numara gibi ama hızı falan çok iyi. Bilmiyorum, ben onu yakından takip ederdim. Transfer edilir edilmez bilemem ama benim dikkatimi daha çok o çekiyor Adana Demirspor'da. Malatya'dan Murat, dün Aston Villa maçında verilen penaltı bizim ligde dört büyüklerden birinin aleyhine verilseydi ortalığı ayağa kaldırırlardı demiş. Dün ben de şans eseri, yani maçı o esnada takip ediyordum. Maç 0-0. Aston Villa kale atışı kullanacak. Kalede Martinez var. İşte dünyanın en iyi kalecilerinden biri şu anda, ödül alıyor 2 senedir. Ayağıyla topu sol stoper Minks'e kullandı. Ceza sahası içinde o atışın kullandığı çizginin önüne doğru topu attı.
Minks de topu elle alıp tekrar çizgiye koydu. Fakat hemen itirazlar geldi tabii kulüp bürüş takımından ve hakem de çok soğukkanlı şekilde penaltı düdüğünü çaldı. Önce anlamadık, böyle çok sakin geliyordu, tekrar atacak mı acaba falan derken bir baktık ki penaltı düdüğünü çalmış. Geçenlerde çünkü Beşiktaş maçında da olmuştu. İşte Kartal sanıyorum değil mi? Orada Kayserispor maçıydı. Kartal aktörlerden biriydi. Ve oradan sonra da MHK'nin hakemlere hani bunları çalmayın, bunlar futbol içinde olabilen şeyler diye bir bildirimi olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde ise dün çalındı. Ve haliyle bir şey oldu. Dün şimdi hakem yorumcularına da baktım. Ömer Faruk Ünal'ı da takip ediyorum. O da demiş ki işte MHK bunlara çalmayın derken bak şimdi UEFA'da bunlar çalınmaya başlandı diyor. Aslında daha doğru olanın bu tarz pozisyonlarda çalınmak olduğunu düşünüyorum. Peki orada Aston Villa bir avantaj elde etti mi? Ben hep bunu söylüyorum. Bence oradaki temel çıkış noktası bu olmalı. Yani orada mesela Tyrone Mix'in üzerine ciddi bir pres vardı. Tyrone Mix zor durumdaydı. Topu eliyle koydu. Bir anda oyunu durdu. Ali abi orada senin dediğin hiçbir zaman zor duruma gelemez. Çünkü rakip oyuncu ceza sahasının dışında. Çok zaten pasla başlattın altına. Niye penaltı veriyorsun? Ya bu ne oldu yani şimdi sen anladın mı? Hani, ne oldu da penaltı oldu? Değer mi yani buna? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sordum sana. İşte bu da tuzak soruydu. Yok ben tuzak olsun düşün tuzağı fark etmez ama bilmiyorum hani burada yani bence o zaman ne oluyor yani mesela 3 metre topa ileride dokundu şey. Hani eğer oyuncu yani bunu yapma mantığı oyuncunun kendine bir avantaj sağlamak değil yani. Ya ben de öyle bir avantaj görmedim. O zaman orada topu elle oynadı diye Tyrone Mings. Ama işte burada bir standart bence getirilsin. Hani senin dediğin de olabilir. MHK'nin dediğiyle aynı kapıya çıkıyor senin dediğin. Ya da kural hani sonuçta elle de ilgili böyle net kurallar getiriyor ya artık İFAP. Net olsun bu konuda. Sen de herhalde ona itiraz etmezsin. Hani ihlalse de ihlal. Ama net olsun şimdi bir maçta böyle uygulanır. Diğer maçta uygulanmazsa burada bir sıkıntı var. O yüzden bence bunu net olarak mesela MHK bence güzel yaptı burada. Hani tersini de verse bu da olsa bence hani bir standart koydu artık bundan sonra o standarda göre kararlar vereceğini düşünmek lazım. Ama Şampiyonlar Ligi'nde şimdi bir önceki seneydi galiba aynısı da çalınmadı. Çok ucuz dedi hakem. Bunda çaldı ama bunda şöyle bir... Arsenal Bayern Münih miydi? Olabilir. Arsenal Bayern Münih doğru dedin. Ben ama şöyle bir fark gördüm. Diğer çalınan çalınmayanlardan alakalı. Burada topu çizginin ön tarafına atıyor Emiliano Martinez. Mesela Beşiktaş'ta sanki o çizginin içinde topu gönderip elle oynuyordu Kartal. Altı pasın içinden bahsediyorsun. Altı pasın içi. Burada onun dışına attı topu kaleci. Minks de dışında topu elle oynadı. Belki öyle bir farklılık getirebilir. O çizginin içinde elle oynayabilirsin. Ama dışına topu attığında artık top girmiş sayılabilir. Belki öyle bir nüans yapılabilir. Ama dün o golle de maçı kazandı kulüp bürüş. O penaltıyla yani maç 1-0 bitti. Kaçıncı dakikada oldu bu? İkinci yarıdaydı. Özeti açtım da şimdi pozisyonu ben de bir izlemeye çalışıyorum. Bakayım tam da dakikasını söyleyeyim sana. 52. dakikada 52. oluyor pozisyon. Fanaken de takım kaptanı golü de atmayı başardı. Bir araya gidelim 8.36. Artık Beşiktaş Malmö maçını bir kenara bırakıyoruz. Dün açıklamalar vardı. Fenerbahçe Galatasaray cephesinden önce onu bir konuşalım. Sonra da bu akşam oynanacak maçlara devam edelim. İddaa.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddaa.com 8.44 saatlerimiz. Şimdi dünkü açıklamalardan devam etmek istiyorum. Saat... Penaltı pozisyonuyla ilgili söyleyeyim mi? Söyle. Şeyleri. Şimdi İngiliz basına da baktım. Merak ettim. Neler söylemişler diye. Şu an bu arada ekranda da var tekrar TRT'de. Tam o an pozisyon tekrar veriliyor. Şimdi Aston Villa'nın menajeri, teknik direktörü Unai Emery bu karar için hakemi suçlamamış. Hakemle ilgili bir şey söylememiş. Ve acayip garip bir hata demiş. Sadece hayatta bir kez olur böyle bir hata demiş. Abi çünkü bu pozisyonun farkı bak tekrar izleyince yani net şekilde Emiliano Martinez başlatıyor oyunu. Ya yani burada Mings başlatsın diye ona vermiyor. Burada başlatıyor oyunu. Tamam işte ben de izlememiştim. Şimdi izledim. Ondan sonra bir de yorumlara bakıyorum neler olarak düşünmüşler diye.
Aston Villa'da oynayan bir başka savunma oyuncusu Konsa ne söylemiş? Şöyle bir şey söylemiş. Belki o da tartışılabilir. O pozisyon öncesinde ilk yarıdan Tyrone Mix'in bir sarı kartı varmış. Eğer diyor bu bir elle oynamaysa ve net bir elle oynamaysa neden ikinci sarı kartı vermiyor diyor hakem. Eyyam mı yapmış yani? Bu bence güzel bir soru. Ama bu bir hata ve bu hatadan ders almamız lazım diyor. Eski bir Aston Villa savunma oyuncusu Stefan Warnock da geçen sene Arsenal Bayern Münih maçını hatırlatmış. Belki de diyor bu karşılaşmada diyor ben de bu yoruma katılıyorum. İzlediğin zaman zaten senin dediğinden de bu anlaşılıyor. Geçen sene verilmemişti ama bu kez kulüp brüjlü oyuncuların Mix'e yaklaştığını görüyor diyor hakem. Yani orada bir avantajı Mix yok ediyor. Belki de o yüzden vermiştir diyor. Hı hı. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Aslında benim söylediğime paralel bir yorum olmuş bu da. Şimdi Mix o pozisyonda Emiliano Martinez'e bakmıyor. Bunu çok net bir şekilde anlıyorsun. Ama Mix uyuyor o pozisyonda. Ama çizgi üzerindeki yani ceza sahası yayı üzerindeki kulüp brüjlü oyuncu uyumuyor ve yaklaşmaya başlıyor orada Mix'e. Ama Mix aldığı anda avantajını kaybediyor. Hakem belki bunu görerek o penaltıyı vermiştir diyor. Ben bu şeye daha yakınım. Hı hı. Bu görüşe daha yakınım. Ama genel olarak burada Tyler Mix uyuduğu için eleştirilmiş. Mesela Chris Sutton, o da BBC'de yorum yapıyor. Ne düşünüyordu ki demiş. Beyni dondu demiş. Ve bunu ancak 3 yaşındaki biri yapar demiş. Bence burada işte senin dediğin hani biraz niyet okumak, pozisyonu süzmekten ziyade daha işte topu çizginin dışına çıkardıysan artık oyun başlamış sayılsa, çizginin içinde kaldıysa, yani başlamış o sayılsa... Şey olabilir, dediğin gibi bir sınırlama olabilir. Daha düz bir şey olur. Onun üzerinden gidilebilir diye düşünüyorum. Ama burada sanki karar daha çok doğru gibi. Hani izleyince biraz daha onu dediğin gibi görebiliyorsun. Döneyim mi açıklamalara Ali evet. abi? Tabii ki açıklamalara dön. Açıklamasız bir gün olabilir mi? Futbol mu konuşacağız evet, burada? Sevdiğin ya? Kısma geldik. İki tane yöneticinin birbiriyle atışmasından daha mı önemli? Ya vallahi konuşmak? Bak şey yorumu öyle yapacaktım sen dedin de. Yani durduk yere yine ortam gerildi. Yani hiçbir şey yokken. Hayır, önemli olan o değil. Şu an önemli olan kimin haklı olduğunu beraber seninle bulmaya çalışacağız. Onu yaparız. Buna sevgili dinleyicilerimiz de katılacak. Ama Acun Bey şöyle demişti, İbrahim Hatipoğlu böyle dedi diye. Ama biri de öyle demişti zaten diye. Şimdi o tartışmaları başlatıyorsun sen. Hayırlısı uğurlu olsun. Benim de bir tarafa daha yakınım şu tweetlerden gördüğüm kadarıyla. Onu da söyleriz yorumları şey... Açıklamaları şimdi mahkemeyi açıyorsun. Açıyorum. Açtım. Saat 21 Acun Ilıcalı'dan bir tweet geldi. Ben de o esnada tabii maç sonu var Beşiktaş'ın. Alt bant böyle bir kırmızı oldu. Gördüm, Allah Allah dedim. Enteresan ya, iki kulüp böyle bir konuda anlaşabilmiş. Ne güzel falan, çok pozitifim. Ama sonra işler değişti tabii. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır dedi. Acun Ilıcalı çok kısa net bir mesaj gönderdi. Dediğim gibi hani benim açımdan mantıksız bir konu bu. Hani böyle bir şeyin kime ne faydası var gerçekten anlamış değilim ama en azından dedim iki kulüp anlaşmış, güzel. Fakat çok uzun sürmedi. 22.47'de İbrahim Hatipoğlu'nun bu sefer tweet'i geldi. Yani 1 saat 47 dakika sonra dedi ki Hatipoğlu, Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir diyor İbrahim Hatipoğlu ve tahmin edileceği üzere de Acun Ilıcalı'dan ikinci bir tweet geliyor bu sefer. Çok daha uzun, gece 00.07'de atıyor bu tweet'i ve bu sefer de büyük harflerle baştan sona adeta bağırarak hani
tabiri caizse atmış Acun Ilıcalı. Bir, maçlar ve pozisyonlar incelensin çağrısını canlı yayında milyonların önünde kendisi yaptı. İki, resmi açıklama yaparak bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk. Üç, resmi açıklamamız üzerine kendisi beni bizzat arayarak kabul ettiklerini söyledi. Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık. Bu konuşmalardan iki hafta sonra, dört, kendilerine ulaşarak pozisyon incelenmek üzere İngiltere'den bir hakem getireceğimizi söyledik. 5. Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi. Kabul ettik. 6. Markus Merk de görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti. Kabul ettik. Özetle milyonların önünde ilk çağrı yaptılar, kabul ettik. Görüşmeler yaptık, isimleri ve tarihleri belirledik. Bu konuda anlaşma sağladığımızı dile getirdim. Tüm adımlar bu şekilde iken atılan bu tweet, spor tarihimize iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Yarın Fenerbahçe TV'de tüm detaylarıyla anlatacağım, diyor Acun Ilıcalı. Devamında da Galatasaray'dan bu sefer herhangi bir cevap gelmiyor. Belki gün içinde gelir, geç saatte olduğu için. İkinci mesaj. Ali abi iyi uyudun bu arada. Valla uyudum. Kapattım gözlerimi, dinledim öyle güzel. Masal gibi geldi. Evet, değil mi? Dinli gibi artık. Evet. Yani alıştığımız şeyler çok bir tesiri olmuyor bizde. Yani hiçbir şey söyleyemem bu senin söylediklerine. Hı-hı. Ne bileyim Mert kim doğru söylüyor? Değil mi yani bir taraftan bir taraf? Ne bileyim. Doğru söylemiyor, mı? Eksik söylüyor. Ne bileyim yani kim doğru söylüyor yani. Evet. Ama yani İbrahim Hatipoğlu'nun açıklaması çok sert. Acun Ilıcalı'nın açıklaması çok net. Bak biri çok sert. Yani bu kişinin muhatap alınmaması gerektiğini anlamış bulunuyoruz diyor. Yani bir şeyler konuşuldu ama konuşulanlar bu değil. Daha anlaşma yok ortada. Sinsi bir plan var. Her neyse sinsi plan. Anlamadım onu. Mesela yani Galatasaray'ın Hatipoğlu'nun açıklamalarını gördüğümde de mesela hani bu dahi işte bu paylaşımda amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu, arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Mesela bunu ne olabilir? Yani farz edelim ki İbrahim Hatipoğlu'nun dediği gibi henüz ortada anlaşma yok. Fenerbahçe bunu duyurarak nasıl bir sinsice plan ortaya koydu? Yani zaten Erden Timur'dan beri Galatasaray bunu istiyor. Tabii. İbrahim Hatipoğlu kendi söylüyor dediği gibi. Fenerbahçe'de yani bir yerde anlaşacaksınız belli ki. Yani bunu bugün duyurmuş hani bunda biz ben anlamıyorum gerçekten buradaki sinsi planı. Büyük resmi göremedim ben. Yani ne olabilir? Şimdi sana herkes anlatırlar. Mesajlar gelir. Gelir büyük ihtimalle. Büyük resmin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama kimin doğru söylediğini bilmeme, bununla ilgili bir yorum yapmama da imkan ve ihtimal yok. Neyi anlıyoruz Acun Ilıcalı'nın söylediklerinden? Birer hakem evet getiriyorlar. Biz yani, hani tek sayı olsun diyorduk ama. Hakemini sen seç, hakemini ben seçeyim. Evet. Acun Ilıcalı'nın söylediklerinde şöyle bir fark var. Bu sezon için diyor. Hı hı. İbrahim Hatipoğlu'nun söylediklerinde geçmiş sezonlar ve bu sezon ibaresi var. Hı hı. Orada bir farklılaşma olduğunu görüyoruz. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Yani açıklamalardan aklımda kalanlar bunlar. Fenerbahçe cephesinin Mark Klettenburg'la anlaştığı sonrasında paylaşıldı. Galatasaray cephesinde zaten işte Markus Merk olduğunu Acun Ilıcalı'dan duyuyoruz ki hani bu ismi Acun Ilıcalı da İbrahim Hatipoğlu'ndan duyduğunu söylüyor. Yani aslında birer hakemle anlaşılmış. Yani her şey yerli yerinde gözüküyor. Acun Ilıcalı'nın söylediğine göre Galatasaray Markus Merk'in boş tarihlerini de bildirmiş. Bildirmiş evet yani dediğim gibi ben de senin gibi hani hangi taraf tamamen doğru söylüyor bilemem ama benim okuduklarımdan Acun Ilıcalı yani Fenerbahçe cephesi burada daha makul gözüken taraf İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına kıyasla. Yani hele İbrahim Hatipoğlu'nun o kullandığı kelimeleri de çok anlamış değilim. Sanki bana hissettirdiği biraz kamuoyu baskısıyla bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış İbrahim Hatipoğlu gibi hissettim. Bakalım. Ama Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada Galatasaray'ı kötüleyen, Galatasaray'ı kötü duruma düşüren bir şey de yok ki. Yok. O zaman Galatasaray'ın sinirlendiği şey zamanlama mı? Tam olarak. Yani zamanlama da milyar denmiş zaten. Hani orada da bir şey yok aslında. Hani yönetim açısından. Hatta zamanlama olmaz. Pardon. Galatasaray'ı sinirlendiren şey tam olarak anlaşmadık. Sen işte görüşmeler devam ederken önceden açıklama yapıyorsun. Hı hı. Bu açıklamayı da bir plan çerçevesinde yapıyorsun. Ne mesela plan? Yani bunun 3 aşağı 5 yukarı böyle olacağı da belli. Anladığımız kadarıyla. Yani şeyde anlaşmışlar çünkü sen bir hakem seç, ben bir hakem seçeyim. Milyarda da. İşte şeyi izlesinler. Ne derler? Maçları izlesinler. Yani ne olabilir zaten bundan başka? Yani. Hani bu böyle günler süren bir şey olamaz. Görüşme olamaz.
Eğer 3 hakem seçmeyeceklerse, ki o da anlaşılabilir, hani biri üstünlük kurmasın diye. Tamam. Kendi hakemlerini getiriyorlar birer. Valla bilmiyorum Ali abi. Bakalım reklam arasında mesajı da biraz okuyalım. Büyük resmi gören var mı? Ondan sonra devam ederiz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Saatlerimiz 9. Konuyla ilgili beklediğimiz gibi çok sayıda mesaj geldi. Reklam arasında da hepsini hızlı hızlı okuduk. Tabii hepsini okuyamayacağım burada ama mesela Mustafa Dürüst'ün bir mesajı dikkatimi çekti. Bence demiş, olay görüşmeler daha neticelenmeden tek taraflı bir açıklama yapılması. Bunu kamuoyuna duyurmanın zamanlaması ve şekli. Amiyane tabirle oldu bittiye getirmek demiş. Benim de burada yapacağım, aslında yapabileceğim eleştirilerden biri bu. Böyle bir durum mesela iki kulübün kendi sosyal medya hesaplarından böyle aynı anda, hani transferlerde oluyor ya böyle bir iki dakika arayla satan kulüp alan kulüp açıklıyor. Bu şekilde duyurulması bence de evet daha usule uygun olurdu. Burada teyitleşip iki tarafın. Tamam, %100. O şekilde hani biz 9'da atıyoruz, siz de 9'da atın. Okey mi? Okey, tamam, biz metin hazırlıyoruz, size gönderelim. Bakalım falan. Benzer tamam. Saatlerde atılması. %100 katılıyorum. Peki öyle değil, böyle duyuruldu. Ne dezavantajı var? İşte sonrasında da dediğin yere geliyor. Bence de bir dezavantajı yok aslında. Zaten bu konu bir yerde. Bu süren daha şık olurdu. Kesin. Bence hiçbir itirazım yok. Böyle bir şey oldu. Böyle bir şey olduğu anda hani mesela Galatasaray'ı rahatsız eden senin söylediğin olsa, o zaman sinsi plan ne oluyor? Yani onu anlamıyorum. Zaten Galatasaray uzun zamandır bunu isteyen taraf. Erden Timur, İbrahim yani Hatipoğlu. Şey diyebilir İbrahim Hatipoğlu. Şık olmadı. Keşke beraber açıklasaydık. Evet. Ondan sonra daha detaylar tamamlanmamıştı. Bir iki şey daha vardı. Ne bileyim, konuşulacak konu vardı. Aynen. Pek şık olmadı. Diyebilirdi. Mesela o da öyle diyebilirdi. Bunun üzerine dediğin gibi. Ama hani işte bu şahsı dikkate almamak gerektiğini öğreniyoruz. Ortada sinsi bir plan var. Şimdi Fenerbahçeliler de şöyle yazmışlar. İşte Galatasaray istemiyor zaten bunu. Blöf yapıyordu. Fenerbahçe'de rest deyince şimdi Galatasaray kıvırmaya çalışıyor diyor Fenerbahçeliler de. Aynen. Ama işte bunu da mesela Galatasaray da çok ısrarlı bir şekilde söylediği için, uzun zamandır da söylediği için arkasında da durması lazım aslında bunun yani. O da enteresan, Galatasaray'ın burada geri adım atacağı düşünülmesi. İşte tekrar işin hani yapılma uygulama aşamasına geldiğinde hani Galatasaray hakemi mi değiştirecekti? Onu mu planlıyordu? Ama zaten ilk aşamada hakem ismi verilmemişti. İlk açıklamada Acun Ilıcalı tarafından. Yok. İkincide geldi. İkincide geldi hakem ismi. Ki zaten medyada çıktı bu arada. Acun Ilıcalı yazmadan da Markus Merk ismini Klettenburg'u yazdılar. Yani pek anlayamadım. Tekrar söylüyorum. Hani şeyi düşünüyorum şu an. Sinsi planı ne Fenerbahçe'nin? Böyle açıkladığı diye usulen katılıyorum sana. Beraber aynı açıklamaları daha şık olurdu kesin. Tamam, o olmadı. Böyle oldu. Böyle olduğu anda benim tepkim bu kadar yüksek perdeden olmaz. Orada da oturmuyor. Aynen. Yani benim de oturmuyor. İbrahim Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama. Bir başka dinleyicimiz, ben bunun kime faydası var diyorsunuz ya demiş. Bunun aslında çok faydası var. Bu hatalarla gerçekten kime avantaj sağlanmış, sağlanmamış bütün kamuoyu bilecek. Bunun bilinmesini istemeyen tek camia Galatasaray demiş. Mesela yani evet, bir taraftan bir tarafa, sen mesela dengeli bir şey çıkacağını bekliyorsun değil mi? Yani çok bir taraftan bir tarafa büyük bir fark çıkmayacağını düşünüyorsun. Oldu ya çıktı. Yani. Oldu ya çıktı. Mesela bu, mesela Fenerbahçe ya da Galatasaray avantaj sağlanmış dendiği noktada da hani burada yapı var mı denecek gerçekten mesela. Hani bunun sağlaması bu mudur? Bence değil. Bu da istatistik gibi yani. Belli bir şey gösterecek ama resmin tamamını bu da göstermeyecek yani. Sadece belli bir kısmı. Mesela dün herhalde bahsettim. Fenerbahçe cephesi diyor ya, biz şu kadar puan topladık son 6 sezonda ama hiç şampiyonluğumuz yok. Bu çok anormal. Bu normal değil. Mesela Galatasaraylılar da bu tezi çürütmek için işte 14 yıl şampiyon olunamadığı dönemin puanlarını çıkarmış. Galatasaray en çok puan toplayan ikinci takım ama altında Trabzonspor'un 5 şampiyonluğu var. Galatasaray hiç yok. O zaman da mı yapı vardı demişler. Mesela böyle bir şey var. Hani çürütülebiliyor bu şeyler. Tezler sürekli.
O yüzden diyorum ben bunun da çok bir faydası olacağını düşünmüyorum yani. Galatasaray lehine de çıksa, Fenerbahçe lehine de çıksa olabilir yani. Bu mükemmel bir şey yok ki, denge yok ki hayatta. Futbolda olsun, hakem tarlanda olsun. İlla ki biri kağıt üzerinde kollanmış olacak. İlla ki birilerinin canı yanacak yani. Değil mi? Günün sonunda full aynı şekilde olamaz yani. Bu kadar net bir şey değil sonuçta. Göreceli bir şey. Bunu buraya getirmeleri sebebi çok fazla olduğunu iddia etmeleri. Bariz bir fark. Evet, bariz bir fark demeleri. Şimdi bakalım. Erden Timur onun üzerinden kurdu. Erden Timur bunu söylediği zaman Erden Timur'a ne denmişti hatırlıyor musun? Ne denmişti? Nasıl bu kadar Galatasaray şampiyon oluyor o zaman? Yani Galatasaray aleyhine bu kadar hata yapılıyorsa, Galatasaray'ın karşısında organize bir kötülük varsa, oysa buysa Galatasaray nasıl bu kadar şampiyon oluyor kardeşim dendi. O da doğru. Yani Galatasaray her sezon hakemleri de mi yenerek şampiyon oldu yani? Mesela. Genelde öyle deniyor yani. Çünkü sürekli yani. Yeni bir şey üretiyorlar. Hı-hı. Eskiden işte hakkımız yeniyordu, öyleydi böyleydi diyorlar. Ondan sonra onu devam ettiriyorlar. Onu devam ettirdiği noktada şampiyon olursa bu sene hakemi de yendik diyorlar. O da yeni çıktı biliyorsun Türk futbolunda. 3-4 senelik bir hikaye. Eskiden onu düşünememişlerdi. Şimdi onu da düşündüler ve o formülü de söylüyorlar. Şampiyonlar herkes onu söylüyor yani. Sezon içerisinde hakemlerden şikayet ediyorlar. Sezon bitip şampiyon oldukları anda takımdan bağımsız söylüyorum. Hakemi de yendik oluyor. Bu Türk futbolunun yeni bug'ı. Şimdi yönetici açıklamaları da böyle. Yönetici açıklamaları da yapılıyor açıklamalar. Bir şeyler söyleniyor ama temelleri çok sağlam olmadığı için karşı taraf bir argüman geliştirip söyleyebiliyor çok kısa bir sürede. Tamam kardeşim sen böyle diyorsun da bak böyle bir durum olmuştu. Bak bu da oldu, şu da oldu gibi şeyler söyleniyor. İşte bu zaten direkt olarak yöneticilerin yaptığı popülizmin bir yansıması Türk futboluna. Yani o anda ağızdan çıkan şeyler kendi taraftarlarını çok memnun edecek açıklamalar. Ama bir tık iki tık ileriye götürdüğün zaman içinin biraz boş olduğu ortaya çıkıyor. Erden Timur aynı açıklamalarda Galatasaray televizyonunda bir program yapılacağını, o programda Türk futbolundaki her hataların masaya yatırılacağını açıklamamış mıydı? Hı hı. Ne oldu o program? Ne oldu o program? Erden Timur'a bir kere soruldu. 6 ay sonra işte yayın hakları dedi, o dedi, bu dedi. Geçiştirdi. Ne oldu? O program ne oldu? Futbolda adalet mi olacaktı program adı neydi? Öyle bir şey de vardı. Erden Timur'un açıklamalarında. Bak unutuldu gitti. Unutuldu gitti. Ama söylendi mi? Ağızdan çıktı mı? Çıktı. Yapıldı mı? İcraata geçti mi? Hayır. Ama o anda görevini gördü. Yani işini yaptı o argümanı söylemek. Bir dinleyicimiz uyanıklık incelemenin sadece bu sezona indirgenmesine neyi anlamıyorsunuz demiş Fenerbahçe'nin açıklamasında bu sezon var. Mesela burada da Fenerbahçe asıl zaten geçtiğimiz iki sezonda incelenmesini isteyecektir. Hani bu sezonla başlanır büyük ihtimal hani önce bu sezon bakılır sonra geçtiğimiz esas iki sezona kendisi bakılır. Anlamamış. Ya Fenerbahçe geçen sene şampiyonun çalındığını düşünüyor. Aslında o ister yani. Geçen sene ister en çok Fenerbahçe. Evet. Hani şu anki açıklamada sadece bu sene var. Ben de farkındayım Acun Hoca'nın ama yine burada zaten da de. Büyük resimde yine Fenerbahçe'nin neyi amaçladığını ben anlamıyorum hala yani. Oturmuyor bende. Neyse çok üstüne durmayalım. Çok mesaj geldi ama biz... Üstüne durmayacağın gibi değil. Bak gelen mesaj sayısından belli. Yok gördüm. Ama biz de artık diyecek anladım, her şeyi ama söyledik. Şöyle bir şey hoşuma gitti. Yöneticileri eleştiren çok mesaj da geldi. Öyle mi? Ben evet başında özellikle biz konuşmaya başladıktan sonra yöneticileri eleştiren çok mesaj da geldi. Yani artık bilmiyorum konuşacağımızı konuştuk. Benim içimde bir şey kalmadan söyleyeceğimi söyledim. Sen de söyledin. Bugün bakalım Acun Ilıcalı'yı dinleyelim. Fenerbahçe TV'de çıkacak. Belki Galatasaray'dan bir cevap gelir. Sonra onun üzerinden yine yarın biraz konuşuruz. Peki asıl soru şu. Herkese soruyorum. Dün nasıl Türkiye Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi sol bekini sorduysam. Şimdi de yeni sorumu soruyorum. Bu yaşananlardan sonra bu olay hayata geçer mi? Aslında geçmemesi lazım yani. Yani geçmez diye düşünürüm ben de. Peki bu kimin işine gelir falan öyle büyük resmi öyle oluyor işte. Çalışacaksın. Öyle oluyor yani. Bu yaşananlardan sonra bu olay hayata geçer mi, geçmez mi? Mantıken geçmez öyle bir şeyden sonra. O zaman geçmezse çağrıyı yapan kim? Galatasaray. O zaman Galatasaray'ın bastırması lazım bu olayın hayata geçmesi için. Valla
Gerçekten ben anlamıyorum. Ama Galatasaray bastırıyormuş gibi gözükmüyor. Ya işte gözükmüyor ama Galatasaray bu öneriyi çıkartıyor. Tamam işte o yüzden ama soruyorum işte ben de sana. Bu öneri kabul edilmeyecekse günün sonunda olmayacaksa o veya bu sebeple. Yani bunu böyle bağıra bağıra söylemenin de ne faydası oluyor? Kulüp yöneticileri açısından mesaj olmazsa İbrahim Hatipoğlu buradan normalde çok ağır yara alması lazım. Ama büyük ihtimal almayacak değil mi kendi kulübü? Hatta belki övülecek. Gördün mü bak Fenerbahçe'nin şeyini falan tamam diyecekler. Tamam işte şeyi söyleyebilen yok yani. Sorduk herkes mesajını atıyor. Hani sinsi plan ne bu konuyla alakalı olarak? Yani şöyle değil ki Fenerbahçe 3 tane hakemin ikisini seçiyor. Ya da birbirlerinin hakemlerine de itiraz etmemişler anladığım kadarıyla. Edecek hakemler de değil. Hani. Ha, yani Kletan, sen Marcus Merck'i getiremezsin de denmiyor anladığım evet. kadarıyla. Sen istediğini getir ben istediğimi getireyim hı-hı. demişler. Zaten temeli değil mi bu anlaşmanın? Yani başka ne üzerinde anlaşacaksın ki? Hangi pozisyonu verileceği verilmeyeceği üzerine mi? Onu da hakemlere belki bırakacaksın yani. Hakemler 90 dakikada izleyecekler. İzleyecekler. Oradan tamam o da onu da çözdün. Hani hakemlere şu pozisyonu inceleyin denmeyecek. Hakemlere kendine maçları bakacağım. İzleyin denecek. Tarafsız olarak hani etkilenmeden. Adamlar var ya 12 sene falan yaşlanacaklar. Düşünsene Süper Lig'de kaç tane maç izlemek zorunda kalacak yani. Adam bu yaşta emekli olmuş. Ayaklarını uzatacakken 3-5 kuruş için hayatından 12-15 sene gidecek. Eriyecek yani Süper Lig maçlarını seyrederken. Bak o senin dediğin başlangıç. Bir de bitişini düşün. Raporlar çıktı. Klettenburg'un ne bileyim bir şeyleri çıktı. Klettenburg'a küfür kıyamet. Marcus Merck'e küfür kıyamet. Ya biz neye bulaştık ya? Aynen. Diyecekler günün sonunda. Aynen. Başından sonuna kadar. Pişmanlık aslında da. Yani umarım hani kabul etmezler diyeceğim ama belli ki bir ön görüşme de olmuş hani etmişler gibi Klettenburg'la Marcus Merck. Sıcak bakmışlar ki isimleri medyada paylaşılıyor. Enteresan. Bakmışlar tabii onlar paralarına bakıyorlar aldıkları paralara bakıyorlar. İyi para teklif edilmiş. Çünkü onun yani. Hayatı devam ediyor yani. Şurada Galatasaray haklı burada Fenerbahçe haklı dedikten sonra hayatında bir şey değişmiyor. Değişmeyecek. Sosyal medyada biraz küfür yer o kadar. Geçici olarak kapatır sosyal medyasını da. Aldığı eurolara bakar. Onun hayatında bir şey değişmeyecek ama işte bizim hayatımızda çok şey değişiyor. Ya taraftarlar zaten mental olarak çok zor durumdalar. Bir de her gün böyle açıklamalar, yüksek tonda açıklamalar, insanlar iyice gerilip artık normal düşünceden, sağlıklı düşünceden uzaklaşıyorlar. Zaman zaman şeyi düşünüyorum, sende de oluyordur herhalde. Hani bilerek ortamı geriyorlar gerçekten. Hani dün gerçekten hiçbir şey yoktu ortada ya. Dün normal Beşiktaş maçını izlemişiz. Maç sonu programı ben keyifli bir şekilde takip ediyorum. Bugün iki takım Avrupa maçı var. Evet bugün mesela şu an onları konuşacaktık büyük ihtimalle. Bir anda o ortalan gerildi yani. 2 saat içinde 9'da Acun Ilıcalı yaptı. İşte 10.40 küsürde evet. İbrahim Atepoğlu yaptı. Hop ortalık yangın yerine döndü. Türk şimdi bugün bir daha bir numaralı sorunu yöneticilerdir. Hep dile getiriyorum. Bir de bence sıkıntı olan taraflardan biri ne biliyor musun? Bu kadar fazla şey olduktan sonra yani böyle açıklamalar bu tonda olduktan sonra bu işler bir de yapılmıyor ya. Ben ona da çok üzülüyorum. Yangın kopartılıyor. Evet her şey sonra yapılıyor. Birbirine her şey söyleniyor. Ondan sonra ortada hiçbir şey yok. Bari dediğinizi yapın. Yani anlaştık dediniz. Tamam arada kavga ettiniz falan. Hani şey gibi düğün öncesi karı koca da stresten kavga ediyor ya. Olur. Ama sonuçta evleniyorlar değil mi? Evet. Genelde. Genelde %99 evleniyorlar. Bari bu da öyle olsun. Hani kavga ettiniz birbirinize laf söylediniz. Küstünüz falan. Tamam ama bari hani bu kadar olayı büyüttükten sonra sonucunu görelim. Şimdi ben çok üzülürüm. Bu kadar konuştular. Hiçbir şey olmadı. Olan gene insanlar olacak çünkü. Gene insanlar şey olacak. Gerilecekler. Birbirlerine karşı dolacaklar. Bomboş bir şey olacak. Evet. Hani sonucu yok. Sonucu yok. Hiçbir şey yok. Ne oldu? Elimizden ne geçti? Evet. Bu konuyu tartıştılar. Fenerbahçe Galatasaray düşmanlığı derinleşti. O aynen kadar. Öyle. 9-14 saatlerimiz araya gidelim. Mesaj yağıyor ama yani bunları okumamız şu anda mümkün değil. Okumayacağım da araya gideceğim. Aradan sonra da artık günün karşılaşmalarına bakacağız. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 74.616 dolar. Dünle paralel bir fiyat var. Akşam saatlerinde fiyat 76.300 dolara çıkarak yine tarihi zirvesini geride bırakmayı başardı. Ki Amerika başkanlık seçimlerinin de kriptoya çok ciddi bir etkisi oldu. Donald Trump'ın orada başkan seçilmesiyle birlikte bir hareket gördük. Ama tabii Ocak ayında okuduğum kadarıyla göreve başlayacak 2 ay içinde. Şu anda haberin etkisiyle bir yükseliş var. Bakalım devamını nasıl getirecek, takip edeceğiz. TL olarak da şu anda 2.547.353'te. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. ...9.19 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Şimdi bugün Avrupa'da 3 temsilcimiz sahaya çıkacak. Önce Galatasaray saat 20.45'te Tottenham'ı alacak Rams Park'ta. 23'te ise Fenerbahçe AZ Alkmaar deplasmanında olacak. Başakşehir'de yine Kopenhag deplasmanında ilk puanlarını arayacak. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray-Tottenham mücadelesinde oranlara baktığımızda Galatasaray gittikçe favorileşiyor. Şu anda iddia favorileşiyor. Çok ilk defa mı duydun bu fiili? Favorileşmek. Favorileşmek. Yok mu lügatta? Favori haline gelmek. Sözlüğümüzde yok mudur favorileşmek fiili? Yani favorileşmek ben olabilirim, bilmiyorum. İlk kez senden duymuş olabilirim. Ama oturdu gibi. Çok şey. Tırmaldı mı kulağını tırmaldı mı? Yani tırmalanmasa da çok da bir daha kullanacağımı düşünmüyorum. TBK bir düşünsün. Favori yoksa haline geldi denir de. Evet. Büyük ihtimal böyle bir kelime yok. Favorileşmek diye bir şey duymamış. Hayırlısı. Radyo Spor'a özel, dinleyicilerimize özel ürettiğim bir kelimeydi. Anlık gelişti. Üzerine çalışmadım. 2.06 şu anda Galatasaray'ın oranı. Tottenham'ın oranı da 2.71. Beraberlikte 3.59. Tottenham'da tabii eksikler var. Sakatlar var. Az kadrodan bazı parçalar yok. Tottenham bir de üzerine Avrupa'da da şu ana kadar rotasyonlar yaparak geldi. Mesela kadrolara baktığımda işte sağ bekte Porro yerine hep 2006 doğumlu genç bir oyuncu transfer etmişler. 40 milyon euro kadar para vermişler Litsen bir oyuncuya. Senin de gözlerin açıldı da ben de bakınca öyle oldum. Mesela onu oynatıyorlar. Orta sahada hep farklı isimler. Kanatlarda yedek ağırlıklı oyuncular. Şekilde gelmiş. Ama şimdi Galatasaray görece tabii daha zorlu bir rakip. Daha vitrin maçı yine Tottenham açısından. Bugün böyle arası olabilir diye düşünüyorum. Yani az kadrodan da önemli isimleri bugün sanki ilk 11'de görebiliriz. Beklentim bu yönde. Sen ne dersin? Niye o yönde? İşte Galatasaray olduğundan dolayı, deplasman olduğundan dolayı atmosfer, sonuçta böyle bir atmosferde de atmosfer eminim hani Alsbok maçında da iyiydi ama ondan kat kat yüksek olacaktır. Kesin canım. Biletler satılmış zaten tamamen. Değil mi? O maç bir de dolu gözüküyordu ama bayağı da boşmuş aslında. Evet. Yani o maça göre, saate göre. Bu maç saati de güzel. Dolacaktır da, ortam daha iyi olacaktır. O yüzden de böyle bir deplasmandan da kötü şekilde ayrılmak istemez. Toplum biraz daha garanti alır diye düşündüm ben. Atmosfer ve Galatasaray'ın kadro kalitesinden kaynaklı. Yani olabilir. Bir şeyim yok buna. Çok fazla itirazım yok ama diğer taraftan da işte seninle birkaç günden beri konuştuğumuz, yani Tottenham 3'te 3 yaptığı için kendini çok parçalamasına gerek var mı bu karşılaşmada? Onu da düşünmüyor değilim açıkçası. Çünkü mesela işte Son geri döndü. Evet, ama o da sakatlıktan geri döndü. Hı hı. Yani onu da biraz mesela idareli kullanmak isteyebilir. Çünkü zaten sakatlıklarla uğraşıyorlar. Richarlison da sakat. Richarlison o da, yani iki tane oyuncu mesela, Romero ile Richarlison sakatlıktan dönüp sakatlandı. Şimdi aynısını başka oyuncular için istemeyebilir. O yüzden de çok emin değilim. Yani bu senin düşündüğün gibi de düşünebilir. Ondan sonra da bir taraftan der ki kardeşim ben zaten Avrupa Ligi'nde 9 puanımı almışım. Daha Galatasaray maçından sonra oynayacağım 4 tane daha maç var. Yani ben her halükarda zaten bu ligin de seviyesi düşünüldüğünde ilk 8'de kalabilirim
Her 2-8'de kalmasam da olur. 2 maç daha fazla oynarım. Yani 50 bin tane hesap yapabilirsin bu konuyla alakalı olarak. Biraz herhalde maç saatini bekleyeceğiz nasıl bir kadro çıkacağına dair. Ama en azından Galatasaray'ın nasıl çıkacağını biliyoruz. Galatasaray'ın aşağı yukarı biliyoruz. Sana şöyle bir ek yapayım. Hani sen de diyorsun ya zaman zaman böyle maçlarda hani ana kadronla başla, skoru al, sonra 60'da 70'de çıkar. Yani benim beklediğim biraz o. Hani ana kadro başlayıp skor ne olursa olsun 60'da 70'de o kritik oyuncuları kenara almak. Ha, diğer taraftan şimdi fikstürüne baktım. Mesela bu hafta iç sahada Ipswich ile oynuyorlar. Görece rahat bir fikstür. Ve ondan sonra da Milliara geliyor. Hı hı. Mesela o yüzden de az kadroyu tercih ihtimali olabilir. Milliara dönüşü Manchester City deplasmanına gidiyorlar. Mesela Manchester City deplasmanı şimdi olsaydı o zaman da derdim rotasyon, ki rotasyon yapar kesin. Kesin, evet. Bunlar böyle biraz arada derede. Ama ne olursa olsun Galatasaray zor bir takımla, zor bir anlayışla ve üstün fizik gücüyle oynayacak. Bunu biliyoruz. Yani Tottenham'da A da oynasa, B de oynasa anlayış aynı. Bunun yanında fizik olarak da çok hareketli. Ve rakibi bayağı geri itmeye çalışan bir düzeni var Tottenham'ın. Bu noktada Galatasaray buna nasıl cevap verecek? Galatasaray'daki tecrübeli oyuncu sayısı fazla. Kaliteli oyuncu sayısı fazla. Fakat Galatasaray'ın da bir tempo problemi olduğu kesin. Galatasaray çok yüksek tempolara çıkmıyor oynadığı karşılaşmalarda. Türkiye Ligi'nde kalite zaten yeterli oluyor maçları çözmek için. Avrupa'da da Galatasaray biraz zorlanıyor oynadığı karşılaşmalarda. O yüzden zaten maç hani isim olarak çekici. Ama iki takımın da tarzı biraz bence farklı olduğu için o bakımdan da bir albenisi var. Galatasaray ideal 11 ile çıkacak. Galatasaray için bence iyi bir test. Biz hani ne aşamadayız, Avrupa'da ne yapabiliriz, ne ederiz görmek için iyi bir test. Oyuncu isimlerinden bağımsız söylüyorum bunu. Oyun anlayışı olarak zorlayıcı. O bakımdan merak içerisindeyim. Gollü olur diye düşünüyorum. İki tarafta. İki tarafta atar yer diye düşünüyorum. Ama maç kime gider, nasıl olur? Onunla ilgili biraz daha net konuşabilmek için sanki bir 11'leri de görmekte fayda var. Fizik kalite demişken Icardi bir tarafta, Mertens diğer tarafta. İki oyuncunun aynı anda sahada olması böyle bir rakibe karşı bir dezavantaj yaratır mı? Yoksa Galatasaray hafta sonu bay geçti. Öyle bir yorgunluk problemi yok. Bu oyuncularla da başlasa 60-65 dakika tutar mı oyunu dengeli şekilde Galatasaray? Ben Tottenham'la oynasam teknik direktör olarak düşündüğümde arkadaki boşluklara nasıl sarkabilirim? Arkadaki boşluklara oyuncuyu kaçırdıktan sonra ya da kaçan oyuncuya o pası kim atacak diye düşünürüm. Sara, Mertens, Icardi. Osimhen? Osimhen kaçar. Ama Icardi de arkaya pas atar. Ha, pası için üçlüyü saydın. Pası, evet, pas tamam. İçin yani oyun aklı yüksek, oyundaki boşlukları görebilen ve teknik beceriyle o pası atabilen oyuncuların ben sahada olmasını isterdim. En azından başlangıç planında. Çünkü Tottenham herhangi bir nasıl söyleyeyim rakipten bağımsız garip bir anlayışla oynuyor şu an benim için. Ömer Üründü maçı yorumlasa büyük ihtimal. Aynen, çok sinirlenirdi. Fakat işte şöyle bir durum da var. Şimdi seni o kadar sıkıştırdıkları zaman o yüksek presle çok fazla da pozisyon buluyorlar. Mesela Barcelona Bayern maçı da çok enteresandı o bakımdan. Yani Bayern de müthiş riskli oynadı. Düzeltiyorum, Barcelona da çok riskli oynadı ve Bayern gibi bir takım Harry Kane gibi hızlı kanatlara sahip olmasına rağmen, Harry Kane gibi hani besleyecek oyunu olur, bilen bir santrafor, geriye gelip pas atacak bir santrafor, hızlı kanatlar, Musiala gibi dikine giden çalım yeteneği olan bir adam olmasına rağmen bunu değerlendiremedi. Değerlendiremediği gibi fark yedi. Yani bu çok kolay açıklayabileceğim bir şey değil. Toplumu da izlerken yani bakıyorsun ya nasıl ya artık şu boşluğu da biri değerlendirsin diye düşündüğün anda sana gol atabiliyorlar. Ama ne olursa olsun tekrar söylüyorum, ben Tottenham'la oynarken yani arkaya kaçma planı yaparsın. Kim kaçacak? O pası kim atacak? Osimhen kaçacak. Barış Alper kaçacak. Aynen. Yunus Icardi biraz belki geriye gelecek. Icardi geliyor. Sara bakacak. Belki Sara aslında Sara'nın bu tarz bir karşılaşmada biraz da geriden top alması da avantaj olabilir.
Çünkü uzun pası da iyi atıyor. Evet. Onun görüşü de var. Hani tak tak Sara ile böyle hani stoper Sara hop bir pas, direkt Sara bir pas. Galatasaray'ı böyle nasıl pozisyona girdi bile delirtebilir. O yüzden ben maçın belli bölümünde Mertens, Icardi ve Sara'nın sahada olmasını, tabi sen Sara'yı katmadın bu işe, fizik olarak Icardi ve Mertens'ten bahsettin. Evet. Evet, fiziksel olarak bir dezavantajı olabilir ama sana umduğundan daha fazlasını da hücumda verebilirler diye en azından başlangıç planında olması gerektiğini düşünürdüm. Evet, ben de bu arada sorarken sanki bunu istemiyormuş gibi sordum ama takıma da bakınca mesela Şalay da yok ya şimdi UEFA listesinde. Belki Şalay olsa Mertens olmasın, Yunus o bölgede oynasın diyebilirdim ama şu an elinde de çok kısıtlı sayıda oyuncu var. Hani Mertens olmasın, Berkan oynasın ya da Kerem Demirbağ oynasın demek de doğru gelmiyor. O yüzden hazır da hafta sonu maçı da yokken Galatasaray'ın daha dinlenmiş bir Mertens, Icardi'nin aynı anda sahada olması bu maç üzerinde bence de normali. Valla kağıt üzerinde keyifli bir maç izleyecekmişiz gibi geliyor. Ali abiyle birlikte, hatta Genco abi de gelecek. Maçı statta biz de takip edeceğiz. Ali abi dün de Beşiktaş Malmö maçındaydı. Bugün de bu maça gelecek. Genco abiyle ben de eşlik edeceğim. Yarın da erken giden yer kapsın lütfen. Ben erken gitmeyi düşünüyorum. Tamam. Karşılaşmaya vaktim bol. 3'te çıkacağım için. Yerde nasıl kapacağım? Gerçi bir şeyler bırakmamız lazım değil mi? Diyeceksin ki burası Genco Bora'nın. Burası Ali'nin. Sticker yapıştırayım mı? Sticker yapıştır oraya. Ya ama kimse görmez ki onu. Oranlar bunlar. 2.5 gol üstü 1.36. Karşılık gol var oranı da yine 1.33 bu karşılaşma için. İkisini kombine yapıp da tabii ki bu maça bahis yapabilirsiniz. Diğer tarafta AZ Alkmaar Fenerbahçe mücadelesi. O maçta 23'te başlayacak dedik. Fenerbahçe maçta bir adım önde gözüküyor iddiada. 2.24'lük bir oranı var. AZ'nin galibiyet oranı 2.67. Beraberlikte 3.18 ki AZ artık herkes tabii ezberledi. Son dönemde çok çok kötü. Sezona iyi girse de son dönemde neredeyse her maçı kaybederek bu karşılaşmaya çıkacaklar. Bir özgüven kaybı var AZ Alkmaar'da. Bu hem avantaj olabilir hem dezavantaj olabilir. Avantaj hani artık reaksiyon vermiyor takım, bugün dağılabilir AZ Alkmaar ya da çıkış maçı olarak da değerlendirmeye çalışabilirler. Bakalım nasıl etki göreceğiz sahada. Fenerbahçe'de tabii eksikler var bu karşılaşmada, özellikle işte savunma kısmında Kostić listede yok, Osterwold de sakat, üzerine bir de Cicu'nun sakatlığı kadroda olmaması orada Mourinho'nun elini biraz kısıtlıyor. Ön tarafta yine İrfan Can Kahveci'nin sakatlığının olması, Cengiz'in sakatlığının devam etmesi alternatifleri azaltıyor. Saint-Maximin Tadić var kanatlarda sadece. Bu bir anlamda avantaj da olabilir. Hani sonuçta kimin oynayacağı da aşağı yukarı belli. İdeal 11'de. Hani bugün sanki En-Nesyri yedek bırakıp Dzeko'lu bir tek forvet, Saint-Maximin, Szymański ve Tadić'ten oluşan bir forvet arkası ve orta sahada da zaten orada oynatabileceği 3 oyuncu var. Amrabat, İsmail ve Fred. Herhalde Amrabat, Fred'i tercih edip yani ne çıkacağı belli bugün. Fenerbahçe açısından kadro olarak baktığımızda oyun ne kadar üst düzeye çıkacak? Avrupa'da United maçına kadar pek iyi gözükmemişti Fenerbahçe. Sonuçları alsa da United maçında belli bir seviyenin üzerine çıktı. Trabzonspor maçında da hani top çok az oyunda kalsa da Fenerbahçe çok fazla pozisyon üretmeyi başarmıştı. Galibiyeti de aldı. Onun da bir morali var. Bu maçı da kazanarak artık hani milyar öncesi sıkıntı yaşamak istemeyecektir. Fenerbahçe'ye de Galatasaray gibi yine başarılar dileyelim. Son maçta yine bahsedeceğim Kopenhag-Başakşehir. Başakşehir için artık son şanslar bunlar. Çünkü burada 6 maç yapıyor Konferans Ligi'ndeki takımlar. 2 maç sonunda puanı yok Başakşehir'in. Eğer bugün de kaybederse çıkma ihtimalini bir üst tura çok azaltacak Başakşehir. Çağdaş Atan'ın koltuğu çok fazla sallanacak. Hafta sonu bir de Beşiktaş maçı var. Zor bir karşılaşma o da. Onda da alacağı kötü sonuç işine bile mal olabilir. Çok bu ara bir spekülasyon var. Milli ara öncesi Alanya'da işte Fatih Tekke gitti. Kasımpaşa'da Sami Uğurlu gitti. Başakşehir'de bu tehlikeyle karşı karşıya. Bugün de işi çok zor aslında. İddia oranlarına baktığımızda Kopenhag galibiyeti 1.43. Beraberlik 3.95, Başakşehir galibiyetine de 5.46'lık bir oran verilmiş. İşin zorluğunu anlatması açısından önemli. Ama yine de tabii ki umarız güzel bir
oyunla 3 puan alır Başakşehir. Başakşehir'e de akşam için yine başarılar dileyelim. Dün Beşiktaş'ın galibiyetiyle başladık. Bunu da konuşuyorduk işte, acaba en son ne zaman 4'te 4 yaptı takımlarımız, 5'te 5 yaptı Avrupa'da. Bugün kağıt üzerinde yine kolay gözükmüyor filesiz gitmek, ama bakalım, maçları takip edeceğiz. Yarın sabahta üzerine yorumlarımızı yaparız. İddianın öne çıkardığı diğer iki maç, bizim takımların maçı harici, bir tanesi Manchester United PAOK maçı olmuş. Diğeri de Konferans Ligi'nde Chelsea-Noah karşılaşması ön plana çıkarılmış, ama bakıyorum Frankfurt-Slavia Prag maçı bence kağıt üzerinde güzel bir karşılaşma. Bodo Glimt-Karabağ yine güzel bir maç gibi duruyor. Onun haricinde Saint-Gilloise-Roma maçı, Ajax Maccabi Tel Aviv, ki bu maç öncesi de çok yoğun güvenlik önlemleri alınmış Maccabi Tel Aviv'den dolayı. Maçta da bazı aktivistlerin, taraftarların statta İsrail karşıtı bir protesto, Filistin'e destek vermesi bekleniyor ki, dün bu arada onu konuşmadık, Şampiyonlar Ligi maçlarını da konuşamadık, Paris Saint Germain Atletico Madrid maçı öncesi Paris Saint Germain taraftarların da Filistin'e destek için kocaman bir pankart açtığını, evet, Filistin gördüm. Özgürlük pankartı açtılar. Dün Beşiktaş maçında da slogan atıldı. Şeyde, o Valencia için saygı duruşunda atıldı. Ama atıldı. Onu da söyleyelim. Bu maç Ajax Maccabi Tel Aviv maçı bu anlamda önemli. Lazio Porto kağıt üzerinde yine çok iyi bir karşılaşma. Yani güzel maçlar var ama tabii ki o maçları takip edemeyeceğiz. Uzaktan artık gelişmelere bakacağız. Var mı Ali abi ekleyecek maçın, yani iddia açısından? Valla hakikaten güzel maçlar var iddia açısından. Bodo Karabağ bence güzel bir Bodo galibiyeti ve 2.5 gol üstü maçı olur. Öyle düşünüyorum. Gerçi Bodo da belli olmaz. Kötü. Bak bir dakika şimdi. Kendimi hemen düzelteyim. Çünkü Norveç'te öyle işler yaptılar ki şu an Brann'la puan puana geldiler. Yani lig onlar için daha önemli hale gelmiş olabilir. Düzeltiyorum. Kadroya bakmak lazım. Buna hemen atlamayalım. Şimdi normalde Bodo bu maçı kazanır ve 2.5 gol üstü olur derdim rahat rahat, ama ligdeki durumları biraz sakata geldi. 3 hafta kala puan puana geldiler. 10 puan ödelerdi. Ellerini kollarını sallayarak gidiyorlardı. Şimdi öncelikler değişmiş olabilir. Çünkü hani Norveç'te şampiyon olan direkt Şampiyonlar Ligi elemesine gittiği için ikincinin falan öyle bir durumu yok. O işleri değiştirebilir. Bunun yanında Frankfurt Slavia Prag'a söyledi. Mamuş'a bu arada Bayern Münih yanlıyormuş. Klasik olarak bu Bundesliga'da performans gösteren bir oyuncu için Bayern Münih'in ilgilenmemesi mucize olurdu. Hoffenheim Lyon'un da ben gollü olacağını düşünüyorum. Manchester United'da Pau geçer. Evet, bunlar. Farklı geçebilir. Maçların bunlar. Son mesaj okuyayım, öyle reklam arasına gideyim. Abi mesajları okumayacağım değil de okuyamayacağım deseydin daha az kırılırdık demiş. Güzel demiş. Ben okumayacağım dedim ama evet, okuyamayacağım yani, vaktim yok aslında o yüzden. Çünkü konuşmamız gereken aslında bugün konuşsak daha Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları var. Aa, gene bir yaratıcı açıklaması. Evet, enteresan. Yani, orada da şöyle ikileme düşüyorum ben de hani. Çünkü zamanda da beni bu anlamda da eleştirdiniz, hani hakem konusunda ben çok fevri davranmış bir konuşmayacağım. Hani burada da konuşsan bir dert, yok saysan ayrı bir dert. Ya demin ben bir şey konuşmak istemiyorum dedim, 15 dakika konuştuk. Konuştun yani, sen de yani. Sevmiyorsun ama. Ne yazık ki. İnsan da işte ikilemde bırakıyorlar böyle açıklamalarla. Biz en azından kendimizce makul konuşuyoruz. Yine ortamı germemeye kendimizce çalışıyoruz. En azından öyle bir kendimi yani rahatlatıyorum. Yani ben ama kendimizi ne kadar böyle teselli etsek de sen de ben konuştuğumuz zaman da gerilen insanlar oluyor. Yapacak bir şey yok onda da artık yani. Tabii. Onda yapacak bir şey var ama benim gönlüm rahat yani. Aynen. Onda yapabileceğim bir şey yok. Onu mesajlardan da anlayabiliyorsun. mesaj sayısından da anlıyorsun. Yazılanlardan da anlıyorsun. Ama sana katılıyorum. Yani genel olarak öyle insanları gerecek bir şey söylenmiyor yayınların çoğunda. İşte arada bazen işte okumayacağım deyip. Ya o işi Aygün abi yapıyor. Bizden sonra. Onu dinleyebilirsiniz. Dinlemek istiyorsanız Aygün abi dinleyin yani, o konuda eğer gerilecekseniz. Ya Aygün abinin programı da bana mı geliyor? Öyle bir program değil yani. Ben dinlemiyorum vallahi. Dinlemiyor musun? Aygün abi çok böyle yumuşak. Ben program dinlemiyorum. Tonda konuşuyor. Hani dinleyicilerle arası çok iyi. Gülüyor, eğleniyor.
Ya Aygün abi Twitter'da başka bir kişi haline döndüğü için herhalde öyle oradan bir takip var. Ettiği için insanlar. Herhalde öyle bir şey var. Yani programlarda öyle bir şey yok çünkü. Ya yani söyledikçe ben daha dikkatli dinliyorum. Yok öyle bir şey. Ama dediğim yani gibi. Arada bir kaçırdığım ben bir başka bir yere bakarken bir şey söylüyor mu? Ne oluyor yani? Orada mı oluyor? Hani başka yere bakarken mi oluyor ama? Anlık mı kaçırıyorsun? Yok yani dinleyicilerle falan arası gayet iyi. Yok Twitter'dan herkes, kaynaklı yani. Herkes çok saygılı. Aygün abi açıp hani onlar da şey olarak pozitif olarak yaklaşıyorlar. Aygün abi zaten öyle biri. Çözemediğim şeylerden biri radyo sporla alakalı olarak. 9.39 son aramız. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. 9.46 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Dinleyicilerimizden biri şöyle demiş. Yurt dışında oynayan oyuncularımızla gurur duyduğumuz bir dönemdeyiz. Hakan Çağanoğlu dün yine en iyi oyuncu seçildi. Umarım bu şekilde devam eder demiş. Inter-Arsenal mücadelesinde ilk 11 çıktı Hakan ve maçın tek golünü kaydetti penaltıdan. Orada da Mikel Merino'nun eline çarpan top ki eli böyle yana doğru açılmış yukarı doğruydu. Şanssızlık aslında. Top üzerine gitti elin bir yan topta ve penaltı kazandı ve Hakan yine iyi bir penaltıyla golü attı. Penaltı konusunda da son dönemdeki en özgüvenli isimlerden birisi bilmiyorum. 20 küsur oldu. Kaçırmıştı. Ayağı kaydı. Çift vuruştan kaçırmıştı İnter'deki, ama. İnter'deki. İnter'de çok iyi penaltı konusunda. Tek galiba. Tek kaçtı İnter'de de. Tek kaçmış olabilir. Acayip bir istatistiği var. Ön plana çıkıyor bu konuda Hakan Çağanoğlu. Dün de hani ben ilk yarı izledim, 45 dakika izledim karşılaşmayı. Çok iyiydi yine. Yani hücumda çok iyiydi, savunmada çok iyiydi. İkinci yarıyı bilmiyorum. İkinci yarı sakatlıktan çıktı. Evet, sakatlığı da vardı. Ama belli ki çok fark yaratıyor yani orta sahada. Dün Frattesi ve Zielinski ile oynadı. Barella ile Mkhitaryan yedekti. Ve orta sahada da yine acayip işler yaptı. Bir de Inter maçını izlerken çok değişik hücuma çıkıyorlar. Üçlü bir savunma değil mi kağıt üzerinde Inter, ama işte mesela dün sol stoper oynayan Bisek bazı hücumlarda takımın en ilerisindeki oyuncu oluyor. Bayağı en ileride Bisek oluyor. Zaman zaman sol açık gibi konumlanıyor. Bu oyuncunun yeteneği yüzünden mi? Bence yoksa kafa karıştırmak için mi? Bence taktik yani kafa karıştırmak. Bisek hani çok yetenekli bir oyuncu değil. Sağ ayaklı bir oyuncu. Sol stoper oynuyordu bu maçta. Ön tarafta topla buluşuyor. Bir kafa karışıklığı, bir eşleşme de kafa karıştırıyor herhalde diye düşündüm. Çünkü daha önceki bir Inter maçını da izlediğimde de aynı şey vardı. Yani savunmadaki oyuncular çok farklı yerlerde konumlanıyorlar işin hücum tarafında. Savunmada peki klasik o ileri gittiğinde savunma düzeni nasıl oluyor? İkili mi oluyor? İkiliye dönüyor. Zaten sol beki var. Dün Darmian'dı. Di Marco değildi. Öyle bir düzene geçiyor ama atak bittiğinde koşa koşa kendi bölgesine gidiyordu yine. Bisek bu arada çok fizikli yapılı bir oyuncu. Çok isimsiz bir isim. Yani böyle parlayan bir isim değil. Çok alt seviye bir takımdan cüzi bir miktara transfer edilmiş Inter'e ve büyük bir transfer başarısı gibi duruyor Bisek. İzlediğim maçlarda ben hep beğendim oyuncuyu. Dün onu söyleyebilirim. Kulüp Brugge Aston Villa maçını izledim. Orada da beklemediğim şekilde Kulüp Brugge galibiyete yakın taraftı. Çok pozisyona girdi. Bir ara 7 isabetli şuta 1 isabetli şut falandı karşılaşmada. Çok tehlikeli geliyordu Kulüp Brugge sürekli ama golü penaltıdan bulabildiler. Biraz kalite eksikliği var. En azından bu kez karşılığını almışlar. Dortmund evet, maçında alamamışlar. Sen de beğenmiştin Dortmund o maçta. Maçında da çok iyilerdi. Hücumda da iyilerdi. Savunmada da genel olarak iyilerdi. Mesela işte Watkins, işte McKean herkesi yine sahaya sürmüş. Unai Emery ama hücumda hiç etkili olamadı. John Duran girdi sonra falan hiç bana mısın demedi. Kulüp Brugge bence üstün bir oyun ortaya koydu. Dünden notlarım birinde o. Paris Saint-Germain Atletico Madrid maçı enteresan olmuş. O maçta da Paris Saint-Germain'in büyük bir üstünlüğü baskısı ama galibiyet golünü atamıyor. Hatta çok yaklaşıyor 90 artıda. Dönüşünde de gol yiyor. Ekibi kaybediyor. Sana gelirken söyledim o maçın böyle bir 20-25 dakikalık bölümünü izledim ikinci yarıda. İkinci yarının başıyla işte 70'e kadar 75'e kadar gittim o maçta. Yani çok tek taraflıydı. Ve hani Paris Saint-Germain attı atacak gibi gözüküyordu. O derece. Hatta bir ara yine sana söyledim. Elim canlı iddiaya gitti. Hani Paris Saint-Germain'i oynayayım diye düşündüm. Ondan sonra vazgeçtim. Ama son saniyede işte az önce seninle de beraber izledik. Paris Saint-Germain kaçırıyor. Ardından gol attı. Komadit atıyor. 90+3'te. Donnarumma'nın ben bir hatası var diyorum. Sen top yerde sektiği için biraz anlayışla karşıladın.
golü ama şanssızlık oluyor Paris Saint-Germain adına. Dün Bayern Münih Benfica maçı tabii Kerem ve Orkun'un ilk 11'de başlaması ki maç bu arada geç başlamış 15 dakika. 15 dakika ertelendi evet. Ben TRT'de işte Inter maçını izliyordum. İnternetten takip ettim. Kerem'i de gördüğüm kadarıyla yine merkezde kullanmış. 5-3-2 gibi bir düzen. Bu maçta herhalde hafta sonu Porto maçı var. Onu mu düşündü Bruno? Bence Bayern'in gücünü düşündü. Yani Di Maria'yı oynatmamış mesela. İşte ama değil mi? Aynı anda oynatmadı Di Maria. Di Maria yok. Pavlidis yok. Evet. İlk 11'de. Onun haricinde orta sahada kim yani yok? Pavlidis nasıl bir oyuncu? Koşucu değil. Öyle çok dribling yeteneği yok. Di Maria fizik olarak biraz sıkıntılı. Yani ben son lig maçında gene bir 25-30 dakika izledim Benfica'yı. Farense'ydi zannedersem. Deplasmanda 2-1 kazandıkları maç. Orada etkiliydi ama hani fizik olarak Bayern seviyesinde olmayacağını düşündü herhalde. Kerem gibi böyle delici dikine koşabilecek bir oyuncuyu düşündü. Sen ona yordun. Ben hafta sonki maça yordum mesela. Porto maçını düşünerek. Çünkü Porto maçını kazanamadığı noktada kopuyor orada. Yani Sporting zaten filesiz gidiyor. Porto'nun da tek filesi Sporting mağlubiyeti. Benfica mutlak kazanmak zorunda o karşılaşmayı. Ben ona yormuştum. Olabilir yani. Onu da mutlaka düşmüş olabilir. Ya da hani bazen oluyor ya Bayern maçından zaten bir şey çıkartamayız. Evet. Biz Porto maçına bakalım ama Benfica çapında bir kulübe de pek yakışmaz. Ama eğer öyle bak değişikliklere bak. Pavlidis'i 46'da oyuna alıyor. Maç 0-0. Di Maria'yı 56'da alıp Kerem'i çıkartıyor mesela. Hani Kerem'in bu maçta... Pavlidis'i erken almış bayağı. Evet. Di Maria'yı da 56'da alıyor. Kerem'i çıkarıyor. Hani 0-0 maçın içinde gole ihtiyacı var ama hani Kerem ne kadar kötü olabilir. Zaten takım olarak çok kötüymüş Benfica. Biraz onlar da değişiklikler de Porto maçını bana düşündürttü. Yani Bayern de çok güçlü yalnız. Bayern istatistikleri bilmiyorum gördün mü ama her maç öyle zaten. Çok tek taraflı %74 toplu oynama 24 şut. 10 isabet Benfica'nın bir şutu var. Evet, o evet. da isabetsiz. 51'e 4 rakip ceza sahası topla buluşma. Şeydeki mağlubiyetten sonra Barcelona'daki mağlubiyetten sonra zannedersem 3-0, 4-0, 5-0 kazanıp hadi ya. 3 tane maçı kazandılar. Sonra da bu maç geldi 1-0. Daha gol yemedi şeyden sonra. Öyle olmuş olması lazım. Bir bakayım tekrardan. Bu arada gol yemeyen takımlardan biriydi Aston Villa. Dünkü karşılaşmaya kadar o garip penaltıyı yaptırıp kalelerinde ilk golü gördüler. Inter henüz gol yemedi ilk 4 karşılaşma sonunda. Dün de 1-0 kazandılar. Atalanta henüz gol yemeyen bir diğer takım. 4 maçta 5 gol atıp kalesinde gol görmedi. Napoli'den de yemediler mesela hafta sonunda. Napoli'yi yenerken. Deplasmanda bir de. Liderden deplasmanda gol yemediler İtalya'da. Şu anda Liverpool lider ilk 4 hafta sonunda. 4'te 4 yapabilen tek takım. Sporting, evet. Monaco, Brest, Inter 10 puandalar. Barcelona, Dortmund, Aston Villa'da 9'ar puandalar. İlk 8 şu anda bunlar. Ama favorilerden City 10. Juventus 11, Arsenal 12, Leverkusen 13, Bayern 17, Bayern Real 18. Var, evet. İkisinde 6'şar puanı var. Milan 20, Atletico 23, Paris Saint-Germain şu an 24'ün dışında 25. sırada. İlk 4 maçlar sonunda. Leipzig puanı yok. 4 puan olmayan 4 takım ya da 5 takım. 5 takım var. Sturmgraz, Young Boys, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava. Hani son saydığım 4'ü normal de Leipzig'in orada olması bir garip. Ama Leipzig'i de acayip bir söyledim yani. Öyle bir fikstür vermişler ki adama. Tabii ki zor. Hani seni futbolda istemiyoruz demenin bir başka yolu. Ama Leipzig'e Celtic verilen maçıydı son maç. İşte, o maç tabii, Celtic maçını ayırabiliyorsun ama bundan sonrası da çok zorlu adamların. Aynen öyle. 3 maçı. Bak Bayern dediğim gibi tam olarak Barcelona'ya 4-1 yeniliyor. Bochum ligde 5-0. Mainz'i kupada 4-0 ki ilk yarı 4-0 bitmişti o maçta. Sonra hafta sonunda Union Berlin'i 3-0. Şimdi de bu maçı 1-0. 0. 4 maç 4 galibiyet gol yemeden toplamda kaç gol? 7, 12, 13 gol. Ala bitirdik programı. Teşekkür ediyorum. Sana da yoğun bir program oldu. Yarın daha da yoğun olacak. Temsilcilerimizin maçları var akşam. Hepsine başarılar dileyelim. Bugünlük noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. İddia.com